ET Spor ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Süper Lig'de maçlar oynanmaya devam ediyor. Kritik bir haftadayız. Aslında derbi haftası desek yanlış olmaz. Belki ezeli rekabet olarak değil. Dün Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. Bugün de iki şehrin yine takımı karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşması yanlış anlaşılmasın ama teknik olarak bu da bir derbi. Aynı şehrin takımları oluyor. Derbi haftası diyebiliriz o yüzden. Tabii şu anda Süper Lig'de maçlar oynanmaya devam ediyor. İki tane çok kıymetli konuğumla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi Perspektif'te sevgili Ümit Metin Yıldız hocam. Hoş geldin. Merhaba, hocam. Merhaba, hoş bulduk. Ve sevgili İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin sen de İbrahim Yavuz. Beşiktaş Eyüp Spor maçını konuşacağız. Tabii ki maç önünde detaylar alacağız, bağlantılar yapacağız, stat önüne gideceğiz. İlk 11'ler belli olacak, onu konuşacağız. Bir yandan Süper Lig'de maçlar oynanmaya devam ediyor. Onların da son durumlarını aktaracağız ki şu anda da iki karşılaşma oynanıyor. Önce onları bir hatırlayalım. Çaykur Rizespor, Samsun Spor maçı ki keyifli bir maç oynuyor. İki kalede de bol bol pozisyon görüyoruz. İki tane oynama niyetlisi takım görüyoruz ama ilk yarıdan pozisyonlar olmasına rağmen, birçok şut olmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Buna karşılık Kasımpaşa Antalya Spor maçı da aslında biraz da Antalya Spor durağan bir oyun oynuyor. Kasımpaşa da gol arıyor, gol bulma çabalarında ama oradan da henüz, ki son dakikada bir gol oldu ama offside gerekçesiyle bu golde geçerli sayılmadı Kasımpaşa'nın golü. İki maçta 0-0 devam ediyor. Bir yandan o maçları konuşacağız, bir yandan dediğim gibi Beşiktaş Eyüp Spor maçına geçeceğiz. Adana Demirspor Alanya Spor maçı da yine bu akşam saat 20'de Beşiktaş Eyüp Spor maçıyla aynı anda oynanacak. Tüm bu gelişmeleri programda bulabileceksiniz. Tabii birazdan bağlantıya gideriz eğer bağlantımız da hazırsa. Önce tabii dün oynanan maç, program, puan durumu, haftanın programı, bunlara tamamen bir bakalım. Tabii ki haftanın programıyla başlayalım. Cuma günü Hatay Spor evinde Bodrum Spor'a 1-0 yenildi. Bu maçta açtık Süper Lig 6. haftasını. Cumartesi günü dün akşam Konya Spor 0, Sivas Spor 0 maçıyla başladı gün ve ardından da Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-1 kaybetti derbide. Merakla beklenen derbide konuk ekip Galatasaray 3 puanı 3 golle almayı başardı. Bugün Rize Spor, Samsun Spor, Kasımpaşa, Antalya Spor maçlarının ilk yarısı bitti 0-0. Dediğimiz gibi Beşiktaş Eyüp Spor'la, Adana Demirspor, Alanya Spor'la oynayacak. Yarın da iki karşılaşmayla 6. haftayı tamamlayacağız. Gaziantep, Trabzonspor, Göztepe, Kayseri Spor karşılaşmalarıyla haftayı tamamlayacağız. Bir kısa puan durumuna da göz atalım. Galatasaray'ın liderliği devam ediyor. Liderliğini pekiştirdi dün akşam aldığı kritik galibiyette. Tabii ki program arasında derbiye de ara ara kaçacağız. Derbiden de bahsedeceğiz. Galatasaray 18 puanla zirvede. 6 maç 18 puan. Bütün maçlarını kazandı. Lige süper bir başlangıç yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe 13 puanda kaldı ve onun da 6 maçı var. Ama Beşiktaş hem bu akşam maç oynayacak hem de bir haftayı bay geçti. 4 maçta 10 puanda. Yani gizli ikincilik durumu söz konusu. Tabii ki bay haftaları olduğu için. Başakşehir 5 maç 10 puanda kaldı. Eyüp Spor yine 5 maç 9 puanda. Aslında ligi iyi başlayan takımlardan bir tanesi Eyüp Spor'da. Samsun Spor 5 maç 9 puan. Şu anda berabere devam ediyor. Konya Spor 6 maç 8 puan. Sivas Spor 6 maç 8 puan. Antalya Spor 5 maç 7 puan. Göztepe 4 maç 6 puan. Hemen ikinci sayfaya da bir bakalım. Bir yandan da maçlar oynanmaya devam ediyor. Bodrum 6 maç 6 puan, Kasımpaşa 5 maç 5 puan, Trabzonspor 4 maç 4 puan, Rize Spor, Çaykur Rizespor 5 maç 4 puan, Kayseri Spor 4 maç 3 puan, Gaziantep 4 maç 3 puan, Alanya Spor 5 maç 3 puan, Hatay Spor 6 maç 2 puan ve Adana Demirspor 5 maç 1 puanda. Şu anda puan durumuna da böyle bakmış olalım ve konuklarıma kısa bir bu akşamki maçla ilgili genel nasıl bir karşılaşma bekliyoruz, o yorumları alarak başlayalım. Bağlantımız hazır oldu mu da bir Tüpraş Stadyumu'na uzanırız. Ne bekliyor bizi hocam? Yanılıyoruz işte. Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray maçında ben ya kendi adıma konuşayım. Beklediğimizin çok üzerinde bir maç oldu. Yani evet, öngörülerimiz o anlamda çok fazla tutmadı ama yanılmayı da talep ediyorduk zaten. Yani son iki oynanan maçı düşündüğümüzde, hatta ikinci maç yine Fenerbahçe adına oldukça iyi geçmişti ama özellikle ilk maç yani çok sıkıcı geçmişti. Yine ona benzer bir şey bekliyorduk ama
bir takım öngörülerimiz de vardı. Yani maçın beklentimizin dışında geçebileceğiyle ilgili öngörülerimiz de aslında gerçekleşti. Orada iki oyuncudan özellikle bahsetmiştik. Evet. Maksimimle Barış Alper Yılmaz'ın taktiksel anlayışın biraz dışına çıkabileceklerini düşünüyorduk. Maksimim zaten bizi o konuda yanıltmadı ama o tabii Fenerbahçe'nin biraz aleyhine oldu. Genel oyun anlamında. Tabii ki. Ya maç öncesi biraz konuşulanlardan bahsetmek istiyorum aslında. Ben dün de bunları maç bitmeden anlattığımız için iki basın toplantısında burada da bir takım tespitlerde bulunmuştuk. Ya Mourinho böyle maçların hazırlığa ihtiyacı yok demişti bize. Evet. Yani her şeyi motivasyonla açıklayan bir dil. Yapmamız gereken işlerin maalesef eksik yapmamıza da sebebiyet veriyor. Bir kere ya futbol adına konuşursanız o bizim kendi kafamızda oluşturduğumuz bir şey derbi. Yani bunun kıymetsiz bir şey olduğunu anlatmaya çalışmıyorum ama sonuçta derbi maçında işte 3 tane 4 tane yan hakem olmuyor. 2 tane orta hakem yönetmiyor. Tabii. Yani 11-11 çıkılıyor, oynanıyor falan. Mal olmuş yani ülkeye ve dünyaya mal olmuş maçların ön plana çıkması çok önemli. Ama bu maçların bence hani Mourinho'nun dediği gibi hazırlığa ihtiyacı yoktan daha çok hazırlığa ihtiyacı olan maçlar. Mourinho bir strateji yaptıysa da o net bir şekilde başarısız oldu. Stoperlerin çok belirleyici olacağını söylemiştik maç öncesi. Gerçekten çok belirleyici oldular ve herkes orta sahaların maça damga vuracağını söylerken yani burada takımın bir bütün olduğunu yani oradaki bir eksikliğin takımın geneline yansıyacağını falan söylemiştik. O da gerçekleşti. Bir şey daha söylemek istiyorum Selim. Yani seyirciyi önemsizleştirmeye çalışmıyorum. Bak bu konuda çok yanlış anlaşılıyorum. Seyircinin etkisinin çok ön plana çıkarılması aslında takımları da biraz olumsuz etkiliyor. Çünkü iki maç üzerinden bunu anlatmaya çalışırsak yani dünkü yani kalabalık olarak o seyirci önünde Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını bekleyebilirdik eğer oyuna o kadar etkisi varsa. İlk ikinci Galatasaray-Fenerbahçe maçında da 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin Galatasaray'a çok rahat mağlup olabileceğini bekleyebilirdik. Bu öngörü de birazcık artık yavaş yavaş şehir efsanesi olmaktan çıksın. Hatta seyirci, terse mi dönüyor yani baskıyı mı arttırıyor iç sahada oynamak? O biraz aslında o daha etkili bence yani olumsuz anlamda o daha etkili. Okan Hoca'nın maç öncesi söyledikleri beni çok şaşırtmıştı. Çünkü sanki maçı kaybetmiş gibi bir basın toplantısıydı. Provokasyona gelmeyeceğiz dedi. Provokasyonu kim yapacaktı? Öznesi yok. Yani başkan mı yapacaktı, seyirci mi yapacaktı, kulübeden mi yapılacaktı? Hakemle ilgili söylediği şeyleri asla maç öncesi kabul etmemiştim ve şunu söylemiştim. Harika bir maç yönetebilir, ondan sonra ne diyeceksiniz hakeme diye. Sadece kazandığı için hakeme övgüsü yaptı. Bence bunun maç önceleri yani o insanları potansiyel suçlu gibi göstermekten vazgeçmemiz gerekiyor bizim. Yani onların da çok ciddi hataları oluyor. Yani ben maç sonrası yani hakemle ilgili bir şey söylerken biraz kendimi tartmaya çalışıyorum. Bu Faal Futbol Hakemleri Derneği Başkanı İlhan Erdem benim yakın bir abimdir. Yani yanlış görmüş olabilirim diye onu aradım. Ya dedim çok iyi maç yönetiyor abi ne diyorsun diye. Kesinlikle sana katılıyorum dedi. Bence çok başarılı bir maç da yönetti. Hani herkesin dilinde vardır ya hakem maçın önüne geçmesin falan diye. Yine şunu eklemek istiyorum. Penaltı pozisyonu yani maç 3-1 değil de 1-0 Fenerbahçe'nin lehine bitmiş olsaydı Okan Hoca'nın neler söyleyebileceklerini de unutmadan. Ya şöyle bir şey yani bu maçtan bize ne kaldı? Aslında bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Ya geçen seneki maçlardan daha fazla bir şeyler kaldı elimizde. Yani Galatasaray'ın Antep maçındaki o taktiksel gelişimini yine bu maçta da görebildik. Beklemediğimiz bir şey oldu Galatasaray'la ilgili. Bu Osimhen'den kaynaklanıyor olabilir. Çok gereksiz uzun toplarla çıktılar. Özellikle yani, ilk yarıda. İlk yarıda daha ikinci yarı tabii bu tamamen ters oldu. Bir şey daha söyleyeceğim Galatasaray'la ilgili. İddialı bir şeydi bu. Çok da tepki görüyordum. Icardi'nin oynadığı her maçta ben Galatasaray'ın bir kişi eksik oyuna başladığını düşünen bir teknik adamım. Dün şunu gördük. Yani bir takımın bir kişiyi beslemesinden Icardi için söylüyorum. Takım vazgeçti ve o bölgede oynayan oyuncu takım arkadaşlarına ciddi destekler verdi. Bu anlamda da Galatasaray için bu çok büyük bir kazanımdır. Yani şimdi Fenerbahçe'de çok kötü oynadı diyemeyiz. Şimdi orada bir haksızlık yapmayalım skora bakarak.
Ama beklemedikleri bir mağlubiyet İsa'da oldu. İsa'da derbi mağlubiyeti. Kesin, yani muhteşem biraz, de oynasanız. Biraz yıkıcı olacak. Evet. Biraz yıkıcı olacak ama oyunun geliştiğini de göz ardı etmeyelim. Yani orada Fenerbahçe'nin oyununun da geliştiğini çok net görebiliyorduk. Çünkü yani o iki takımın da stoperlerinin eksikliklerini, evet, Galatasaray bunu skora çevirdiği için de maçı kazandı. Ümit Hocam, Metin Hocam derbi yorumuyla başladı. Senden de bir derbi yorumu alalım. Sonra Oğuzhan hazır. Senin de yorumun ardından. Yani şöyle, çok döneriz. Uzun zamandır seyir zevki açısından bu kadar keyifli bir derbi izlememiştik. Hakem durumuna gelecek olursak bence oyuncuların tamamı artık oynama niyetindeydi. Ve hakemle kimse uğraşmadığında aslında bizim sürekli buradan söylemek istediğimiz. Yani herkes işin oyun kısmı ile ilgilenirse zaten hakemle ilgili çok fazla sorun çıkmayacağı ve bundan önce de bununla ilgili çok sorun yaşadı. Tabii ki analiz kısmında aslında bazı şeylerin öngörüsü çok kolay olmuyor. Biz dün burada işin daha çok fiziksel kısmında farklı bir yerlere gidebileceğini, evet, düşünüyorduk. Aslında Fenerbahçe oyunun başında skoru kendi lehine çevirecek pozisyonları da buldu. Ama Galatasaray bu anlamda hem bitiricilikte hem de takım organizasyonunda daha sağlıklıydı Fenerbahçe'ye göre. Seyir zevki açısından keyifli olması benim için son derece kıymetliydi. Herhangi bir olay da yaşanmadı. Onu da takdir edelim. Yani bu önemli yani, çünkü talep ettiğimiz bu. Çünkü da söylüyorum, biz, evet, hep şundan bahsediyorduk. Sevinç de oldu. Sahanın ortasında sevinç de oldu. Kimse de sahaya, evet, atlamadı. Yani dünyanın en önemli derbilerinden biri ama futbol kalitesi olarak bunun gerisinde kalıyordu. Bunu talep ediyorduk. Dün akşam sanki bu anlamda da bir gelişim gösterdik. Bu da önemli. Evet. Çünkü ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Ya, Avrupa'nın önemli takımlarında ciddi süre almış oyuncuları buralara getiriyoruz ve burada da böyle oyunu talep ediyoruz. Dün akşam da böyle bir oyunu. Umarım bundan sonra da burada kalırız, devam ederiz bu oyunda. Kesinlikle. Yine ara sıra derbiye de döneriz. Tabii ki günün maçına odaklanalım ama şunu da ben de söylemek istiyorum. Oradan bir tarih falan yok. Lütfen yanlış anlamasın. Atıyorum, Torreira'nın maç sonu sevinme hareketlerinden birine tarih de diyebilirsiniz istediğinizde. Değil tabii, evet, ki yani. Lütfen yanlış anla. Hani bunları bahane denk ki oluyormuş yani. Böyle şeyler yapılıyormuş. Garip garip şeyleri legalleştirmeye çalışmayalım. Maalesef. Böyle, evet. Galatasaray da maç sonu kutlamasını yaptı. Çok fazla abartı bir şey görmedim ben de. Uzatılmadı da çok fazla. Demek ki böyle derbiler, böyle maçlar gayet yapabiliyoruz. Kötü şeyler olduğunda da lütfen saçma sapan bahanelerle bunları, evet, normalleştirmeyelim. Bu mesajımızı da vermiş olalım. Bir Tüpraş Stadyumu'na gidelim. Beşiktaş Eyüpspor'u konuk edecek. Lige iyi başlayan iki takım. Her ne kadar Beşiktaş son maçta biraz istediğini alamadı mı acaba gibi gözükse de lige iyi bir giriş yaptı. Sezon iyi bir giriş yaptı. Eyüpspor da aynı şekilde iyi bir giriş yaptı. Oğuzhan Genç bize hem stadyum çevresindeki atmosferi hem de takımlardaki son bilgileri aktarsın. Sendeyiz Oğuzhan. Teşekkürler Ahmet Selim Kul. Tüpraş Stadyumu'ndayız. Kameraman arkadaşım Kaan Ülker'le birlikte Beşiktaş Eyüpspor maçını bekliyoruz. 2 saatten az bir süre kaldı maça ve taraftar yoğunluğunun artık arttığını ifade edelim. Bugün tribünlerin büyük ölçüde dolması bekleniyor Tüpraş Stadyumu'nda. Hemen takımlardaki son duruma geçmek istiyorum. Beşiktaş'ta tabii Trabzonspor beraberliğinin ardından hedef galibiyet. İlk 3 maçını kazanmıştı siyah beyazlar ve 10 sezon sonra 3'lü 3 ile başlamıştı. Trabzon deplasmanında bir birlik beraberlikle ilk puan kaybını yaşadı Beşiktaş ve onun ardından da Eyüpspor karşısında kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor siyah beyazlar. İç sahadaki iyi performansını sürdürmeyi hedefliyorlar. Beşiktaş'ta tek eksik sakatlığı bulunan isim Necip Uysal. Uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı Necip Uysal ve 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalacak. Bunun dışında bir eksik bulunmuyor. Onun yanı sıra tabii Masuaku ve Musrati sarı kart ceza sınırında olan isimler. Bu isimler eğer sarı kart görürlerse Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecekler. Muhtemel 11'den bahsetmek istiyorum hemen. Kalede Mert Günok, savunmanın sağında Svensson, stoperlerde Paulista ve Udokai, sol bekte Masuaku, onların önünde Getson ve Musrati, sağ kanatta João Mario, 10 numara bölgesinde Rafa Silva, solda Semih Kılıçsoy ve ileri uçta da Ciro Immobile Beşiktaş'ın gol umudu olacak. Tabii Beşiktaş bu mücadeleyle birlikte zorlu bir fikstüre de giriyor. 2 haftalık süreçte 5 maça çıkacak Beşiktaş. Eyüpspor maçının ardından Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanına konuk olacak. Onun ardından Kayserispor deplasmanı, sonrasında yine burada iç sahada Frankfurt'la evinde Avrupa Ligi'nde ikinci maçını oynayacak ve
zorlu periyodun son maçı da Gaziantep FK deplasmanı. Giovanni Van Bronckhorst ve ekibinin hedefi de bu zorlu virajı en az hasarla dönmek. Hem şampiyonluk yarışında hem de Avrupa Ligi'ndeki tur yarışında iddialı olmayı sürdürmek. Rakip Eyüpspor da ligin yeni takımı, iyi bir başlangıç yaptı sezon. Arda Turan'ın öğrencileri 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldılar. Onların da hedefi buradan puan ya da puanlarla dönmek. Hemen Eyüpspor'un 11'inden de bahsedeyim. Kalede Berke, savunmada Duba, Robin Yalçın, Claro Caner. Onların önünde Melih. Orta alanda Emre, Mitsö, Saiz, Ahmet ve ileri uçta da Tiam yer alacak. Az önce de söylediğimiz gibi burada taraftar yoğunluğu arttı. Artık maça 2 saatten az bir süre var. Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet ve zorlu periyoda iyi bir başlangıç yapmak diyelim. Benim şu anda aktaracaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa tabii alabilirim. Oğuzhan, sormak istiyorum. Raşitsa'nın herhangi bir sakatlığı yok. Herhalde Semih Trabzonspor maçına girdikten sonra biraz hareket getirdi. Hani performansa dayalı bir tercih mi olacak bu? Ne, o muhtemelimiz de yok tabii. Hani muhtemelimiz yani, illa 11 olacak diye bir şey yok ama ne söylemek istersin? Ya burada tabii geçtiğimiz haftadan itibaren üçlü bir rekabet başladı. Yani Giovanni Van Bronckhorst'un Rafa Silva ve Immobile'yi herhangi bir sakatlık ve ceza olmadığı sürece bozmasını beklemiyoruz. Burada tabii iki kanat bölgesi için João Mario'nun da gelişiyle birlikte 3 isim arasında bir forma rekabeti başladı. Geçtiğimiz hafta Semih Kılıçsoy milli arayı sakat geçirmişti, hatırlayacaksınız. Ve milli aranın ardından da İdman eksikliği vardı ve Trabzon deplasmanı 11'de başlayamamıştı. Oradaki tercih Raşitsa ve João Mario olmuştu, Giovanni Van Bronckhorst'un. Bu için 3 isim arasında bir forma rekabeti başladı. Burada beklentimiz Semih'in oynaması yönünde ama tabii ki Giovanni Van Bronckhorst buna maç saatinde karar verecek. Raşitsa'nın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Trabzonspor maçında da João Mario 90 dakika sahada kalmıştı ve 3 bölgede forma giymişti. Maça sağ kanatta başlamıştı, sonra sola geçmişti, sonra maçın son bölümüne doğru orta alanda da görev almıştı. Raşitsa çıkartıp o maçta Semih Kılıçsoy'u sahaya sürmüştü Giovanni Van Bronckhorst. Burada Semih'i bir adım önde görüyoruz ama herhangi bir tabii ki bu sakatlık ve herhangi bir şeye bağlı değil. Bu tamamen performansla alakalı bir beklenti. Onu ifade edelim. Raşitsa'nın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor ama bundan sonraki süreçte bu 3 ismin bu 2 forma için mücadele edeceklerini göreceğiz. Bir de tribünler herhalde dolar akşam. Şöyle, zaten tribünde biletlerin çoğu satılmıştı. Hala bile satışı devam ediyor, onu ifade edelim. Ama büyük çoğunluğu satıldı. Beşiktaş'ta taraftarlar da artık stat çevresine gelmeye başladılar. Aslında birkaç saat önce burası çok sakindi, onu ifade edelim ama şu anda taraftarlar yoğun bir şekilde geliyorlar. Tabii Beşiktaş'ın lige iyi yaptığı başlangıç da bunda çok etkili. Beşiktaş'ta taraftarlar kötü geçen sezonlardan bu sene Rafa Silva, Immobile ve Paulista gibi yıldızların da takviyesiyle birlikte sergilenen Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde gelen iyi futbolla birlikte iştahlandılar. Şampiyonluk yarışında iddialı görüyorlar takımlarını. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş yoluna devam ediyor. Lugano'yu burada 5-1'lik skorla eleyerek Avrupa Ligi'ne kaldı. Beşiktaş taraftarı bu sezon takımlarından umutlu. Bu da tabii tribünlere yansıyor. Tribündeki coşkuya yansıyor. Çünkü hatırlayacaksınız geçen sezon üst üste alınan kötü sonuçlar, sürekli değişen hocalar ve bir yönetim değişikliği de yaşanmıştı. O kaotik dönemin ardından Beşiktaş artık geleceğe daha umutlu bakıyor. Taraftarlar da bu nedenle stadı doldurmaya devam ediyorlar. Yıldızları izlemeye buraya mutlulukla geliyorlar şu ana kadar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan. İyi görevler diliyoruz. Bir sonraki dilimde de kadrolar belli olduğunda yine 11'leri senden öğreneceğiz. Sana bir bağlantı da yapacağız. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yavaş yavaş orada da kalabalık artıyor bizim arkadan görebildiğimiz kadarıyla. Güzel bir İstanbul hava. Futbol oynamak için gayet uygun, bir yağış vesaire yok. Dolma başladı. Orada oynamak da, maçı izlemek de, orada bulunmak da çok keyifli. O stat keyifli. Başka yani. O gerçekten. Alanda olmak bile çok keyifli. Bence Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar için de kendi stadyumlarından sonra hani ikiye hep Beşiktaş'ın stadı yazılır konumdan dolayı diye düşünüyorum. Nasıl bir maç bizi bekliyor Metin Hocam? Biraz Eyüp'le ilgili konuşalım. Bizim Eyüp stadıyla çok ciddi anılarımız var. Biraz nostalji de yapalım. İbrahim, bu da nazar değmesin. Şehir içinde devam ediyor. Umarım evet. O şekilde devam eder. Ben burada gerçi Kasımpaşa'da oynuyor Eyüp Spor. Eyüp Bodrum maçını seyretmiştim. Otobüse bindim. Eve doğru giderken otobüste şeyler vardı. Eyüplü taraftarlar vardı. Maçtan sonra onlar da otobüse bindiler. Eyüp'te indiler. Ya biz orada toprak saha döneminde ben çok oynadım. İbrahim sen de oynadın herhalde, değil mi?
Ya çok şimdi Eyüp'ün bu noktaya gelmesi bizi hem mutlu ediyor hem şaşırtıyor. Yani biz gerçekten tahmin edemezdik yani. Çünkü artık her şeyi maddiyat belirliyor maalesef. Yani sadece ülkemizde değil. Biz biraz fazla harcıyoruz ama Beşiktaş çok iyi girdi lige. Yani Trabzon maçındaki o puan kaybını da çok net anlayabiliyoruz. Orada oyunculardan kaynaklanan, teknik direktörden değil. Çünkü şunu iddia eden bir insanım aslında. Yani teknik adam oyuncudan istediğini alır. Bunu başarır ama alışkanlıklardan vazgeçmesi sadece oyuncuların değil. Yani normal insanın da alışkanlığından vazgeçmesi çok zor bir süreç. Ve ikinci yarıda bunu Trabzon maçı için söylüyorum. Çok belirgin görmüştük. Yani evet. O kadar gereksiz ortayı talep etmediğini biz zaten önceki maçlardan Van Bronckhorst'un biliyoruz. Eyüp bence lige beklediğinin üzerinde bir başarıyla girdi. Henüz mağlubiyeti yok. Ve ciddi rakiplerle de oynadı bu esnada. Hemen araya sayayım hocam. Alanya Spor deplasmanı 1-1. Eyüp Spor Bodrum 4-1 yendi. Antalya deplasmanı. Alanya Spor. Pardon. Alanya Spor evet, deplasmanı evet. 1-1. Bodrum'u 4-1 yendi evinde. Sivas'ı evet. deplasmanda 1-0 yendi. Evinde Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Son olarak da Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Orada da 2-0 öne geçmişti. Öne geçmişti. Orada yine bugün keyifli bir maç olacağı çok net gözüküyor. Çünkü yani Arda Turan'ın oyunculuğundan gelen yani o oyuna bakış açısı, oynarken ki yetenekleri diyelim. Yine teknik direktörlüğünde de bunun peşinde koşan birisi. Çok erken tabii yani evet. daha çok da genç. Gelişecek, çok daha farklı yerlere de gelebilir. Ama o oyunu sürekli oynatma derdinde olan bir teknik adam. Onu görebiliyoruz. Beşiktaş zaten hani bu anlamda çok öğretici bir takım oldu şu ana kadar. Bu yalnız oyunculardan daha çok biraz teknik adamıyla ilgili. Bunu unutmadan o değerlendirmeleri yapmak gerekiyor. Çünkü geçen sene seyrettiğimiz bazı oyuncuların bu kadar kısa süre içinde bu kadar gelişim göstermesini başka bir etkenle açıklayamazsınız. Çok belirleyici. Yani antrenmanlardaki çalışmaları... Hocam transfer değil mi? Nasıl? Öyle diyorlar ya, transfer değil mi? Anlayamadım. Değişimin sebebi hoca gelen oyuncular. Tabii ya şimdi geçen oyuncu yanındakinin kalitesini arttı. Mutlaka etkiler ama bu artık şey ya tek bunlar başına, ya bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani biliyorum çok... hocam sizi tahrik etmek için söylüyorum. o yüzden tek kaygım şu ülke maalesef insan öğüten bir ülke. Özellikle teknik adamları çok kolay öğüten bir ülke. O kadar kaygılanıyorum ki yani birkaç sıkıntılı sonuçtan sonra eğer ülkeden erken giderse birçok şeyi kaçırmış olacağız yani. Ben net söylüyorum hani Dervalleri ben hatırlıyorum, Piontekleri hatırlıyorum, Zico'yu hatırlıyorum. Yani onlar o kadar ciddi ülke futboluna katkıda bulundular evet. ki aynı şekilde en az onlar kadar eğer süre bulabilirse bizim oyunumuza çok katkı verecek. Sadece Beşiktaş için söylemiyorum bunu çünkü... bulaşıcıdır yani. İyilik de bulaşıcıdır. Şimdi evet. artık dillere bakmaya başladım. Rafa Silva'dan Van Bronckhorst'a dönmeye başladı. Yani işte Rafa Silva geldi, Fernandez oynuyor, oynamaya başladı diyen bizde çok büyük şey var. Futbol ulemaları var. Müthişler yani. Gerçekten müthişler. Ya kendilerini öyle bir yerde görüyorlar ki. Ya burada belirleyici olan bir kere Van Bronckhorst. Yani bu aslında olumsuzlukta da nasıl Fenerbahçe'deki şu anki olumsuzluğu İsmail Kartal yaşamış olsaydı şu anda ona neler söyleyeceğimizi tahmin edebiliyorum yani biz evet. de dahil. Mesela hala dünkü maçtan sonra o acımasız eleştiriler olsun diye de söylemiyorum Selim bunu. Kesinlikle olmasın ya da yani eleştir bizim tabii, burada. İsmail Hoca'ya da olmasın. İsmail Hoca'ya çok acımasız davranıp işte dışarıdan gelen bir teknik adama daha kontrollü davranmamız. Yukarıda sen aslında harika bir şey söyledin. Yani birine yapamadığım bir şeyi başkasına da yapmamam yapma. Gerekiyor dedim. Bak bu müthiş bir hayat felsefesidir aslında öyle biliyor musun? Bizim hani ülkemizde bunu, özellikle birçok kişinin hayat felsefesi edinmesi gerekiyor. Ama sen felsefe yapma diye bir sürü insan şu anda bana tepki de koyuyordur. Onu da biliyorum. Biraz felsefe boş yapmamız gerekiyor. Bizim biraz edebiyat yapmamız gerekiyor. Yani bu oyunu düzeltmemiz için, bu oyunu başka bir boyuta taşıyabilmemiz için önce kendimizi halletmemiz gerekiyor. Biz bundan kaçınıyoruz. Evet. Yani biz hakem diyoruz, seyirci diyoruz, basın diyoruz. Kimse o olumsuzlukta ben neredeyim sorusunu maalesef kendine sormuyor. Ben uzattım biraz. İbrahim devam eder. Şey olacak. Yani keyifli bir maç olacak diye bekliyorum. Beşiktaş tabii çok ciddi favori gözüküyor. Çünkü Eyüp'ün
Bodrum maçında var mıydın sen? Evet hocam, beraberdik maç, değil mi biz? Beraberdik. Ya çok güçlü bir oyunu yoktu aslında Eyüp'ün o maçta. İlk ama yarı çok hatta... farklı iki yarı oynandı değil mi hocam? İlk yarısı çok zayıf. Evet, ikinci yarısı ikinci yarının bambaşka... hemen başında golü de bulduktan sonra aynen. Bodrum biraz direncini yitirdi ve farka gitmişti maç. Ama oynamak derdi olan iki teknik adam, iki takımın seyir zevki çok iyi güzel olacak diye düşünüyorum. Bekliyorum. Evet. Evet, İstanbul dedik, güzel dedik. Görüntüler de canlı geliyor. Ekibimize de, Kaan Ülker'e de, Osman'a da teşekkür edelim. Stadyum önünde de hareketlilik yavaş yavaş artıyor. Herhalde keyifli bir maç izleyeceğiz gibi duruyor. Yani hocamın söylediği gibi. Tabii ki burada Eyüp Spor üzerinden başlayayım ben de. Yani kadrosuna baktığımızda yani önemli oyuncuları bir araya getirmiş gibi bir... Bu değerlidir. Yani hem oyuncu, teknik direktörün oyunculara katkısını konuşuyoruz sürekli ama eldeki oyuncular da bu anlamda biraz belirleyici oluyor. Arda Turan'ın üzerinden ben de birkaç şey söyleyeyim. Şöyle yani aslında başlangıç süreci çok riskliydi onun adına. Yani bu anlamda deneyim kazanmadan direkt teknik direktör olarak başlamak ne kadar güçlü kadro olursa olsun. Yani Eyüp Spor PTT 1. Lig'de güçlü bir kadrosu vardı ama daha deneyimli teknik direktörler başaramadı onu. Arda Turan bunu kısa sürede başarıp daha sonra Süper Lig'de de bunu devam ettirebiliyor. İkinci senesinde çıktı değil mi İbrahim? İlk sene çıkamadı. İlk sene hocam yok. Çok kötü bir dönemde geldi zaten takımın başına. Evet. Playoff'tan elendi. Sonraki sezon çıktı. Yani anladım. O süreçte de evet. Onunla ilgili çok şey yoktu. Aslında şöyledir. Yani futbolculuğunda çok önemli teknik direktörlerle zaman geçirdi. Ve genel anlamda sürekli bunun üzerinden anlatmaya çalışıyor. İşte Barcelona'da Luis Enrique üzerinden nasıl işte... Hücum yapması, hücum organizasyonlarındaki zenginliği onun üzerinden anlatıyor. İşin savunma kısmını Simone üzerinden anlatıyor ki bu teknik direktörlüğe başlayan eski futbolcu için çok büyük zenginliktir. O yüzden evet. Arda Turan da bugüne kadar sürekli bunu anlatması, oyunun bunun üzerinden yorumlamaya çalışması bence kıymetli. Umarım bu şekilde devam eder çünkü çok erken daha bu yorumu yapabilmemiz evet. için. Beşiktaş tarafına gelecek olursak da orada çok enteresan şey oldu. Yani yeni yönetim çok kısa sürede ilk sezonda yapmaması gereken bütün olumsuzlukları deneyimledi. Ve Van Bronckhorst da sezona başladı ki ben de hocamla aynı fikirdeyim. Yani bir teknik direktörün bu kadar kısa sürede yepyeni bir takıma hem oyun anlamında hem de işin sonuçta sağ dışı da burada çok önemli. Çünkü bir önceki sezon darmadağın olmuş bir yapıdan bahsediyoruz ve çok sabırsız bir taraftar grubu var. Bu kadar kısa sürede ve şey avantaja döndü ama o da bir dezavantajdı başlangıç. Yani Süper Kupa'da Galatasaray'la başlıyorsunuz. Yani orada tersi bir evet. skor olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani bambaşka bir yere gidebilirdi. O yüzden bu kadar kısa sürede bunu kendi lehine çevirebilmek bir teknik direktör için çok kıymetli. Sadece oyun değil, saha dışında da gördüğümüz davranışları, özellikle kulübeden rakibe, hakeme davranışları da bence çok değerli. Özellikle hocamla da konuşmuştuk bir maçta. Bir penaltı pozisyonu vardıydı. Yani rakip takım bile kendi aleyhine olabilecek bir durumda bile orası karışık, burası karışık derken onun sakinliği falan çok iyi gelir. İyi yani gelmiş. Şimdi oyunculuğumuzdan hep şeyi düşünüyorum. Yani kenardaki teknik direktörün sakinliği de ister istemez oyuncuya yansır. Yani sahada sürekli gergin, telaşlı bir teknik direktör yapısı oyuncuyu da huzursuz eder. Yani tabii. gerer. O yüzden bu anlamda Beşiktaş'ın şu ana kadar yapabildikleri çok kıymetli. Ama dezavantajları yok mu? Var tabii ki. Çünkü evet iyi bir 11'i var ama Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye göre kadro derinliği açısından hani bunu Galatasaray'ın, Fener'in çok kalabalık kadro kurmasının doğru olduğu için söylemiyorum. Ama Beşiktaş da bu anlamda sanki onlara göre biraz daha çünkü hücum organizasyonunda tıkandığında Immobile'nin yerine işte Hekimoğlu giriyor ama çok genç bir oyuncu. Kısa sürede ondan da çok hızlı geri bildirim bekliyorsunuz ki bu da çok kolay değildir. Rafa Silva eğer hücum organizasyonunda biraz durduğunda onun yapabildiği sonlandırmayı yapabilecek henüz bir oyuncu yok ki çok kısa sürede bunu yapmak da kolay değildir. O yüzden bu anlamda biraz dezavantajları var ama ben de sizle aynı fikirdeyim. Yani iki takımı yan yana koyduğumda bol gollü ve seyir zevki açısından keyifli bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Biraz önce de Rize-Samsun maçının ilk yarısını izledik. İşte dün akşam Fenerbahçe derken aslında bunun devam etmesi de ülke futbolu adına da son derece kıymetli. Çünkü bir önceki sene gerçekten yani hem seyir zevki açısından hem rekabet açısından çok ciddi anlamda kopukluklar çok erken olmuştu. Umarım bu sezon bu güçlü oyun bütün takımlar için sürdürülebilir hale getirilir. Allah umarım bu futbol oynama isteği olan takımlar artar ve bu şekilde devam eder. Bu arada
Tabii ki devam edeceğiz ama ikinci yarının başında tam programa girerken oldu. Samsunspor 1-0 öne geçti. Neçam'ın attığı golle hemen ikinci yarının başında o dengeyi bozdu Samsunspor. Ki maç çok zaten iyi gidiyor. Evet, yani iki takım da gol atmaya yakın durumdaydı. Ama tabii bu sonuçta İlhan Palut için hiç pozitif bir durum değil. Üst üste alınan yenilgiler. Hani ne kadar daha sabredilir bilmiyorum. Umarım sabredilir çünkü Rize Spor yıllardır bu teknik direktör değişikliklerini yapıyor. Bir sonuç alamıyor. Bu işin evet. Yani o anlamda ülke genelinde bu sıkıntımız devam ediyor. Bir şey daha ekleyeyim hoca ile ilgili, Beşiktaş'ın hocası ile ilgili. Yani Türkiye'de yine artık hastalık derecesinde olan bir 6 numara, 8 numara, 10 numara şeyleri var. Yani bunları teknik adamlar yapıyor. Evet. Tribündeki seyirciden bahsetmiyorum. İşte ben 6 numara istiyorum diyor. 8 numara istiyorum diyor. 10 numara istiyorum diyor. Artık bitti. Bu konu kapandı. Yani bunu da bize çok pratikte net gösteren de bir teknik adam. Diyemezsin 6 numara kim Beşiktaş'ta. Kimdim Beşiktaş'ta? Herkes diyecek ki şey oynuyor. Musrati. Musrati. Musrati'nin ne kadar 18'in içine girip çıktığını görmeniz lazım. Ve o bölgedeki... Musrati'nin çok benzeri tipte oyuncu da kalmadı mesela. O kadar hani Musrati gene biraz daha 6 numara tanımını işte, karşılıyor bireysel özellik olarak. Şimdi bu tür tanımlamalar oyuncunun gelişimini engelliyor. Ben yoksa şey demiyorum Sırastan yani. Aslında örnek versen bence çok şimdi olur. Biz geçen sene işte ben Lig Radyo'da program yapıyordum. Hala da yapıyorum. Geçen sene Yıldız adayı diye koymuştu sevgili Mehmet Ayan programın ismini. Hı hı. Ben oyuncuları seyrediyordum. Genç oyuncuları seyredip programda anlatmaya çalışıyordum. Hatta İbrahim'le de birkaç maç seyrettik. Yunus Emre Konak diye bir oyuncuyu seyrettik. Başakşehir Sivas maçı. Sivas maçında. Ve tipik yani hocası hem kutlayalım Servet Hoca'yı. Şöyle de kutlayalım. O yaşta o çocuğu oynatması çok önemlidir. Ama oyuncuyu o kadar kısıtlamış ki Selim. O bölgede net görebiliyorsun onu. Bak bu bölgenin dışına çıkma demiş. Aslında çocuğun motorik özellikleri iki yönlü oynamaya o kadar elverişli ki tabii ki hocasının dediği şeyi yapmak zorunda. Ve bunu tespit ettiler ve 7. 8. hafta sanırım çocuğu Premier Lig'e geldi, aldı, götürdü. Hem de iyi bir fiyat. Şimdi bu tanımlamalar, oyuncuyu belli bölgeye kısıtlamalar oyuncunun gelişimini... Ne oldu hocam? Oyuncu burada halledebildiği şeyi o tarafa gidince halledemedi ve biraz daha çünkü ondan talep ettiler. Buraya sabit kalma, bu oyunu iki yönlü oynayabilirsin, öne git diye ve oyuncu çok kısa sürede sakatlık yaşadı. Çünkü o yüksek tempoda deneyim yaşamadı burada. Yani genelde oyuncu kısıtladık. Bir sakatlık yaşadı. Geçtiğimiz gün galiba oyuna girdi. Uzun bir aradan sonra. Evet. Bu arada bir kaleci sarı kart gördü. Kasımpaşa maçında da bir yandan sıcak şeyler oluyor. Ceza sahası dışında elle dokundu. Hakem sarı kart gösterdi. Yanlış mı hatırlıyorum? Hem de kasıtlı dokundu. Yanlış mı gördüm bilmiyorum ama orada da ilginç bir karşılaşma oluyor. Dakika 71, Kasımpaşa 0, Antalya 0 devam ediyor. Bir yandan Tüpraş Stadyumundan canlı görüntüler geliyor. Evet, taraftarlar tabii akın akın maça doğru geliyorlar. Akşam keyifli, dediğimiz gibi ilk yani iki yorumcumuzun da ortak beklentisi şu oldu. Keyifli gollü bir maç. Ki dün derbide şimdi bu olduktan sonra ister istemez beklentimiz biraz bir tık artıyor. Hani burada daha iyisini olmasını umuyoruz. Beşiktaş kadroyu, hani muhtemel kadroyu baktım. Raşitsa şimdi o üçlü Oğuzhan bize dedi ki o üçlü içerisinde ikili bir forma, yani ikisi oynayacak. Biri dışarıda kalacak. Semih Kılıçsoy Trabzonspor maçında sonradan girdikten sonra bir hareket getirdiği için mi acaba o tercih edilir? Veya sizce kim tercih edilir? Nasıl şöyle, bir beklentiniz var? Ya, Trabzon maçına dönersek oradaki Semih eylemleri diyeyim çok sağlıklı değildi aslında. Hocanın da çok istediği şeyler olduğunu düşünmüyorum. Evet. Tabii takımın bir kişi eksik kalması öyle bir tercih ve oyun da tıkandı aslında. Şu miniye bir baksana ama. Ay ya, araya giriyorum ama bir yani minik bir taraftar. Kusura bakma Metin yok, hoca. Yok estağfurullah. Boyadan çok memnun olmamış. Evet, boyayı çok sevmemiş gibi. Çok memnun şu an onunla oynuyor. Böyle güzel aile bir fotoğraf çektiriyor. Ailecek maça gelmişler. Ya Selim oyun çok güzel evet, aslında. Evet yani onu diyorum. Musun? Küçük ya, taraftar görünce hemen. Şimdi ya bu kadar güzel bir oyunu ya çirkinleştirmek için yani o kadar büyük çaba içine giriyoruz ki. Ya aslında bıraksak kendi halinde. Yani biz üzülelim, hüznü yaşayalım, sevinci yaşayalım. Ama abartmayalım bunları. Evet. Yani biraz sonuçtan değil biraz süreçten keyif almasını öğrenebilsek.
Tamam, onun sonucunda mutlaka üzülen oluyor, şey oluyor, sevinen oluyor ama birbirimizi daha iyi anlayabilsek. Yani oyun aslında bize bu konuda çok büyük şanslar veriyor. Her hafta bu şansı bize veriyor. Mesela dün Fenerbahçe takımı seyircisiyle, yöneticisiyle, oradaki teknik kadrosuyla, kulübede yapılanları asla kabul etmiyorum. Ya, kim gördü, maçın kim etti bilmiyorum. Hayır, ayrıca bir de şöyle bir şey de var. Maçın o kadar iyi bir tempoda gidiyordu ki, yani oradaki kulübedeki yanlış bir itiraz oyunun da aslında durmasına neden oluyor. İki sarı kart kulübeden geldi. Bir şey daha söyleyeceğim. Onu aslında bugün şeyde okudum. Melike neydi? Hürriyet gazetesi. Uğur Melek. Uğur ya, Uğur. Çok özür. Uğur Melek'i de okudum. Harika bir şey söylüyor orada. Ya, o kadar kafama yattı ki. Ya bu tür eylemleri diyor, orta hakem gelip halletmesin diyor. Orada dördüncü hakem. Çünkü durmasın, o tespit ediyor onu. O görüyor ve uyarıyor. Bence dediği şey o kadar doğru ki, o esnada o şey, olumsuzluğu kim yapıyorsa dördüncü hakem göstersin kartını, şeye de bildirsin. Orta hakeme de bildirsin. Kulübede ben işte Ümit tabii Metin Yıldız'a. İletişim sorunları da yok. Ya yani. İbrahim, oyun duruyor. Tabii, doğru, zaten doğru. Biz hani hakem kenarı kadar şeyiz yani. İşte Rize maçında da bahsettik ya, şahane bir tempo vardı. Bir an bir faulle 1,5 dakika oyun durdu. Yani faul ve başlangıcı ve oyunun tekrar hızlanması 1,5 dakika. Ya bu halledilebilir bir şey aslında yani. Kanat konusunu şeyi, konuşuyorduk. Pardon, Semih. Unuttum. Semih değil. Ya Fenerbahçe kulübü seyircisiyle genel anlamda dünkü mağlubiyetten çok alınları ak çıktılar yani. Öyle, hiç kimse. Hiçbir yani oradaki sevince, o sen başında belirttin de, ya bunların çok normal olması gerekiyor. Ha, karşı tarafında Galatasaray'ında o gün yenen için söylüyorum. Yani karşı tarafta birinin yenildiğini de unutmaması lazım. Bu konuda biraz da eksiğimiz var. Karşılıklı yani, sadece Galatasaray değil. Değil, Galatasaray Fenerbahçe meselesi tabii değil ki. Genel anlamda bu yani. Soyunma odasındaki o tamam yani, bu işin eğlencesi de var, onu da katılıyorum ama bak orada çok üzülen bir grup kesim de var yani, oyuncular da çok üzülüyor yani, sizin tabii meslektaşlarınız da o mağlubiyetten sonra çok fazla üzülüyor. Ya bunu unutmamak lazım, biz bunu hayatımıza geçirebiliriz ama tekrar ediyorum, bunları hayatımıza geçirebilmemiz için kesinlikle dışarıdaki hayatımızı düzeltmemiz gerekiyor. Önce kendimizi düzelteceğiz hocam, oradan evet başlamamız gerekiyor. Evet. Diyelim. Aynı soruyu sana da yönelteyim. Şöyle ben kanat yani tercih konusunda ya şöyle yani Semih'in şöyle sıkıntısı var aslında, yani çok fazla bir sistemin içinde hazırlayarak bu duruma getirmediler oyuncuyu. İster istemez bu anlamda çok fazla eksiği var. Fiziksel olarak çok iyi durumda ama oyun bilgisi anlamında çok sıkıntıları var ki sezona başlarken şu ifadeyi kullanmıştık. Yani Van Bronckhorst'da bu tarz oyuncuların çok fazla bir arada olmasının kolay olmadığını ama Semih için de böyle bir teknik direktörle bu süreçte çalışmasının büyük şans olduğundan bahsetmiştik ki benzer durum oluyor. Yani tabii ki ondan faydalanıyor ama hocamın biraz önce söylediği, muhtemelen herkesin hafızasında kalan o Trabzon maçında 4-5 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdiği pozisyon. Ama orada genel anlamda baktığınızda belki o pozisyon için hani pozitif çok şey söyleyebilirsiniz. Hani beceri, kuvvet girdi işin içine ama bunu çok az bir şekilde yapabilirsiniz. Yani oyunun tamamına baktığınızda evet yani bu kolay değildir. O yüzden teknik direktör bunu çok fazla talep etmez. O da mümkün olduğunca oyun bilgisi daha yüksek oyuncularla oynamaya çalışıyor bu oyunu ki bugüne kadar da Galatasaray evet ligin zirvesinde ama Beşiktaş'ın oyununa baktığımızda daha derli toplu oynayan, daha ne oynadığını bilen bir ekip ki onu net bir şekilde bunu ifade edebiliyoruz. O işte oyuncuların da bireysel anlamda gelişimini görebiliyoruz. O yüzden bana Rashica ve Mario daha, João Mario daha mantıklı geliyor. Yani hani bunlarla özellikle iç sahada tabii ki Semih'in de daha sonra katkısı da olabilir ama sanki bu iki oyuncuyla başlaması daha sağlıklı geliyor bana. Şey göz ardı araya gireyim hocam. Kasımpaşa 77. dakikada kırmızı kart gördü. Brekalo yeni transfer. Fenerbahçe maçında da biraz şanssız başladı. Evet. Çok net bir pozisyon kaçırmıştı. Yani kırmızı kart, topa müdahale net. Ayak toptan sekip ayağa dize doğru yükselen bir hareket var ama yani oyuncuyu yaralayıcı bir şey. Yaralayıcı ama niyet hiç yoktu. O kartta biraz tartışılabilir. Çünkü evet yani toptan sekip ayağa geldi. Pozisyonu da gördük ama biraz o noktada topa çocuğun ilk müdahale çok net bir şekilde topa.
biraz ağır bir karar olarak da değerlendirebilir. O maçta 0-0 devam ediyor. Rize Spor, Samsun Spor maçı da aynen az önce söylediğimiz gibi 1-0 devam ediyor. Sizin şeyi söyleyeceğim. Trabzon maçında biz de maçı seyrederken bu tespiti yapmıştık. Eksik kalmıştı biraz Raşisa oyun genelinde de. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yani o belki hani bu maç için Semih'i tercih edebilir. Hocam orada yani sizce terste kullanmasını Raşit'in düşüncesi neydi? O maçtan başlayıp bu maça taşıyabiliriz. Acaba Juan Mario'yu mu ısrarla sahada kullanmak istiyor acaba? Kesinlikle o düşüncesi oydu. Yani onu düşündü ama ilk yarı özellikle çok etkisiz kalmıştı. Evet. Çok da anormal bir şey değil yani i̇lk yeni gelmiş vardı, bir oyuncu ilk maçı. Orada biraz yabancılık çekmesini ama ikinci yarı çok görünür oldu. Bölgesini de değiştirmişti. Yani Beşiktaş'ta bence en önemli şey özellikle orta saha ve forvet hattının çok değişken oynaması. Yani orada kendi ne oynadı değil mi? Ya bu rakip için gerçekten çok yıkıcı bir şey yani. Evet. Önlem alamazsın ya. Fernandez'in o koşularına önlem alamazsın ve bunu bir örgütlülük içinde yapıyorlar. Yani sen örgütlü hareket edebilirsen bir şeyleri başarabiliyorsun. Yoksa biraz önce İbrahim'in vermiş olduğu Semih örneği o 10 maçta 20 maçta bir kere olur mu? Olur. Yani o gün o maçı kurtarabilir misin? Kurtarabilirsin. Evet. Ama attıkları goldeki örgütlülük yani en az 6-7 oyuncunun topa temas etmesi ve rakibin birinci bölgesinde bunları halledebilmesi çok kıymetli bir şey. Bunu geliştirecekler. Beşiktaş'ın ciddi bir problemi var. Onu hoca da görüyor. Savunmada şey anlamında değil yani ön alan oyuncularının yardıma gelmiyor anlamında değil. Temel anlamda özellikle stoperlerinin çok ciddi problemleri var ama bunu da antrenmanla mutlaka halledebileceğini de düşünüyorum. Zaman da yani biraz zamana da ihtiyaçları var. Kesinlikle. Çok kısa sürede yani beklenti çok fazla yüksek. Tabii, yani yeni bir takım hem birbiriyle uyum anlamında sorun yaşıyorlar ki bu da normal. İşte yeni gelen oyuncudan hemen hızlı bir şekilde çok üst düzey performans bekliyorsunuz. O anlamda tabii ki Beşiktaş'ın biraz dezavantajları var ama yani hücum organizasyonlarına baktığınızda yine en sağlıklı yapının ben o oyuncular üzerinden olabileceğini düşünüyorum. Evet, söylüyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç önü konuştuğumuz perspektif kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda neler tercih ediyor? 3 tane oyuncu ön plana çıkıyor. Semih Kılıçsoy, Juan Mario ve Raşitsa. Bugün Raşitsa muhtemel 11'de Raşitsa'nın kulübede yer alacağını muhabir arkadaşımız Oğuzhan Genç bizle paylaştı. Ama tabii ki kadroların da açıklanmasına çok az kaldı. Birazdan kim oynayacak, kim oynamayacak göreceğiz. Eyüp Spor herhalde şimdi Beşiktaş milli ara iyi giden takımlara genelde iyi gitmez. Ritim yakalamış takımları doğal olarak ritmini biraz etkiler. Trabzon'da... Bana bakarak söylüyorsun. Yok hocam estağfurullah. Ama... Bir şey gelecek ya. Evet. Biz bunu konuştuk çünkü. Yok ama o ritmi biraz Trabzon'da sanki... Kaybetmiş. Kaybetmiş demeyeyim de yani biraz da tempo oyundan uzaklaştığı dönemleri gördük gibi tabii, geliyor. Tabii. Şimdi Trabzon maçından sonra böyle bir zorlu rakip içeride Eyüp Spor'da Trabzon'da biraz daha hırpalanmış, şöyle hırpalanmış. Ne olursa olsun rakip eksikse kazanmanız bekleniyor. Evet. O anlamda biraz daha hırpalanmış Beşiktaş'ın hangi dezavantajlarını değerlendirebilir bu akşam? Bir kere onu konuşmak lazım. Doğru söylüyorsun. Ya Trabzon maçının özellikle ikinci yarıdaki büyük bir bölümünde teknik direktör kontrolünden çıktı maç. Evet. Yani oyuncu artık orada kendi bildiğini oynamaya başladı. İşte hırpalanmaktan kastım oydu. Ama zaten Fernandez'in artık oyundan çıkacak gücü kalmamıştı değişiklikte. Yani tükendim dedi zaten. Bu ne demek? O kadar gereksiz koşular yaptı ki. Bu hocanın talep ettiği bir oyun anlayışı değil. O tabii ki sabırlı bir şekilde son ana kadar o kendi çalıştırdıklarını görmek ister. Bu da çok doğaldır ama şu da çok doğal Selim. Hani biz çok uzun yıllar futbol oynadık. Biraz şeydir futbol, toplumsal olaylar gibidir yani. Bazen iş kontrolden çıkar. Yani o olayları planlayan ve kontrol etmeye çalışan insanlardan da çıkar toplumsal olaylar. Ve çok büyük şeyler yaşanır. Bunu tarihte her ülkede görebilirsin. Futbol biraz o anlamda şeyden çıkar. Yani o oyunu planlayan teknik adamın kontrolünden çıkar. Oyuncu artık orada gerçekten yani nabız dersin buna, hazırlıksızlıklık dersin bilmiyorum onun adını ama artık
kendi bildiğini oynamaya başladığında zaten o zaman kaos ortaya çıkar ve halledebilir misin? Bazı maçları o şekilde halledebilirsin. Olur yani. Gönderirsin stoperlerini. Oraya doldur boşalta dönersin. Oradaki bir karambolde birisi dokunur ki Bursa şampiyonluğunda Ertuğrul Sağlam bunu mesela çok tercih etmişti. Sağlıklı bir şey değildi ama sonuç aldı. Stoperleri öne gönderme değil mi hocam? Yani iki stoperi Ömer Erdoğan'dı sanırım bir özellikle. Bir de bizim Tuna Üzümcü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tane maç kazandıklarını biliyorum ama bu şey değildir. Yani bir antrenör başarısı değildir. Oradaki bu aslında sürdürülebilir hale getirilmez değil mi hocam? Yok yani, yani böyle bir şey yok İbrahim. Yani çünkü artık gollerin atılma süreleri de çok belirgin yani. Yani 5 saniye 6 saniye içinde gol atabiliyorsun. Doğru işleri yapabilirsen. Ama biz fırsatçılık kısmını hiç unutmuyoruz Selim. Evet. Yani çok kolay yollardan şu işi halledelim. O da ne oluyor? Orta. Al yap ortayı. Al yap ortayı. Şimdi geçen sene mesela bende bir istatistik var. Fenerbahçe'nin son 3 maçını şimdi hangi takımlarla oynadığını bilmiyorum. Net ama şey orta sayısı ve şut sayısı aklımda. Yaklaşık 96 şut ve 100 orta 3 maçta ve 0 gol. Evet. Şimdi bu kadar hani oyun bu kadar ziyan edilmez kardeşim. Yani oyunu bu kadar ziyan edemezsin. Ha bana şunu da söyleyebilirsin. Ya biz zaten hayatı da ziyan eden insanlarız. O da futbolumuza yansıyor dersen ben sana bir şey diyemem yani. Ya bizim kahvede kahvede oturan insan sayımız çok fazla yani. Telefona 4,5 sosyal medyada 4,5-5 saat telefona bakarsın ama bir tane kitap okumazsın. Bunu yapmadığın zaman bu senin oyununa yansır. Ve bu sefer bu olumsuzlukları değiştirmen için aldığın oyuncular ona yani o olumsuzluğu düzeltmek yerine o gelir senin şeyine suyuna girer ve bu öyle gidersin. Bir de o esnada da ama çok ciddi paraların gider. Bunu da unutmayalım yani. Çok ciddi paraların evet. gider. 12 küsur milyon euro hocam bu süreçte sadece giden oyunculara. İbrahim ama bunlar bak büyük gerçekten para. Çok ciddi paralar yani ve bunu artık bizim seyircimizin talep etmesi gerekiyor. İyi oyunu talep etmesi ben gerekiyor. Skordan ziyade onu talep etmesi gerekiyor. Evet de gerekiyor ama o talebi de çok fazla olsun, göremiyoruz. Olsun. Kazanmak yeter anlayışı daha ön planda gözüküyor. Eyüp Spor bu akşam hangi fırsatları değerlendirebilir? Beşiktaş'ın faydalanabileceği bir zaafı olur. Şu olabilir. Şimdi kadroya baktığımızda Eyüp Spor'da bugün muhtemelen Dubois olabilir sağ bek pozisyonunda ki şimdi biz o gün izlediğimiz maçta o yoktu. Genel anlamda hep şöyle yorum yapılır. Özellikle işte büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığınızda işte topun arkasına geçersiniz. Özellikle önde yakaladığınızda savunma kısmında sorun yaşayan takımlar özellikle hızlı oyuncularla problem yaratmaya çalışırsınız ki Eyüp Spor'da Tiam bu işi halledebilir mi? Bence halledebilir. Yani onun üzerine bir oyun inşa edebilirse Arda Turan. Çünkü bireysel anlamda rakip sahada topu sahip olabilecek kalitede oyunculara da sahip Eyüp Spor. Yani nerede sorun yaşayabilir? İşte bu Caner Erkin pozisyonunda başlar mı bilmiyoruz. Muhtemel kadrolar üzerinden tabii. yorum yapıyoruz. Yani hocanın planı ne olduğunu bilmiyoruz. Ama burada biraz sorun yaşayabilir diye düşünüyoruz. Çünkü Caner zaten... Son maçta da bir problem mi çıkarken oldu? Çıkarken bir trip atma evet, durumu biraz, mi? Yani o anlamda yaşının ilerlemesi işin savunma kısmında zaten kariyerinde çok fazla sorun yaşıyordu. Ama burada sanki eğer başlarsa burada Beşiktaş çok fazla buradan kendi lehine olumlu ataklar çıkartabilir diye düşünüyorum. Burada Tiam'ın performansı ki Ahmet Kutucu bu anlamda evet, bir önceki ben sezondan da çok, yani Başakşehir'den de tanıdığım bir oyuncu. Evet. Geçtiğimiz sezon da çok iyiydi. Özellikle bizim izlediğimiz maçta da beklentiler de daha yüksekti. Evet gibi. Yani aslında Başakşehir'de ondan beklenti evet. çok yüksekti. Karşılayamadı. 3 asist bir golle oynuyor galiba şu ana tabii, kadar. Yani bu çok, yüksek çok, bir şey. Çok klas bir oyuncu. Yani evet. Oyun bilgisi çok iyi. Ve bunu yani Eyüp Spor lehine kullanabilecek kalitede. Emre Akbaba da aynı şekilde yani bu 3. bölgede oynanan oyunlarda topa sahip olmada, sonlandırmada becerisi yüksek oyuncu. Yani kadroya baktığımızda Eyüp Spor, Beşiktaş'ın da çünkü en büyük sorunlarından biri hala savunma organizasyonunda evet. tam anlamıyla istediklerini yapamıyorlar. Yani o yüzden ben burada özellikle önde yakalanan pozisyonlarda Eyüp Spor hücum hattının Beşiktaş'a sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Size'i de katabiliriz. Size hocam şöyle. Evet ya o da çok Sivas'ta özellikle çok önemli evet. işler yapmıştı. Yani hem skora katkı sağlıyordu hem oyunun tamamında gözüküyordu ama burada sanki biraz hocam yani tam anlamıyla o etkisini çünkü geçtiğimiz sezon gelmişti. Toparlamaya başladı gibi yani. Bu, yani o bildiğimiz güçlü oyunu. O da yine 3 gol 2 asiste falan oynuyor bildiğim kadarıyla.
Tam anlamıyla şeyi çok beğenmiştim ben Selim. İbrahim'le de konuşmuştuk Bodrum maçında. Galatasaray'dan gelen miydi İbrahim? Mitsu mu? Mitsu. Mitsu. Ya çok beğendim mesela ben onu. Çok dikkatli seyretmiştim. Tabii fiziksel olarak belli dönemlerden sonra biraz sıkıntı yaşıyor ama oyun anlayışı o kadar gelişmiş bir oyuncu ki o gün ona bir hayranlıkla seyretmiştik. Kontrol hatta konuşmuştuk. Evet. Yani çok güzel ya. Harika yani kadroya baktığımızda güzel bir maç olacak yani. Önemli oyuncular var. Hani genelde bizim hep şikayet ettiğimiz şeylerden biri de oluyor. Bir de o tip bir kadro içinde bir vitrin maçı. Böyle büyük maçları biraz da ekstra yani oyuncular zaten bu tarz maçlarda daha da Hiç hazırlanmaya gerek yok diyelim mi bizde Mourinho gibi bu maçlar. Arda onun işe yaramadığını dün itibariyle gördük. Yani Mourinho onu bizden çok daha iyi bilen. Tabii o bir strateji güttü tabii. Biz biraz daha işin magazin kısmını belki konuştuk da o bir strateji güttü. Evet. İç sahadayım, sakin kalayım, futbolcularım sakin kalsın diye düşündü ama bence de Mourinho'ya derbi biraz eksik anlatılmış ama bu ben yönetimi suç mu? Mourinho'da şunu biliyorum. Mourinho'ya bir şey anlatmak da kolay değil. O da her şeyi biliyor. Hani o modda biraz. O yüzden biraz bunlar yaşandı diyelim. Bir araya gidiyoruz sanırım değil mi? Sevgili Emre Kaprol. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi tabii son dakika bu arada inanılmaz bir gol kaçırdı. 10 kişilik. Kasımpaşa o maçta da son dakikalar oynanıyor. Hatırlatalım 77'de Brekalo kırmızı kart görmüştü. Yok. Yok. Arkadakine gitmiş evet. İlk başta offside var ama çok ilginç bir pozisyon olmuş. Gol oldu dedim zaten. Tabii, bu maçın da enteresan tarafı, enteresan denilmez de haftaya Fenerbahçe Antalya deplasmanına gidiyor. Galatasaray'da kendi evinde Kasımpaşa'yla oynayacak. Bu anlamda ilginç bir eşleşmede olmuş diyebiliriz. Bu şekilde son atak ondan da biraz bahsedelim. Kasımpaşa son ataklar daha doğrusu. Bu arada bir kafa vuruşu daha geldi ama az farkla dışarıya gitti. Kasımpaşa Antalya Spor maçı da heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da Rize maçına baktığımda orada da 1-0'lık Samsun Spor üstünlüğü. İki maçta da 90+2'lerin oynandığını belirtelim. Son durum bu ligimizde. Tabii bir yandan da görüntüler geliyor. Az önce de meşaleler yanmaya başladı. Bu akşam bu maç aynı zamanda Arda Turan'ın da Eyüpspor kısmında biraz daha devam edelim. Saat başı tekrar Beşiktaş kısmına döneceğiz. Arda Turan için de ilk büyük takımla oynayacağı maç. Biraz bahsettiniz geçtiğimiz yıl teknik direktörlüğe başladı. Evet belki kadrosu güçlüydü diğer takımlara oranla ama Arda ne olursa olsun net bir lige yükselme gerçekleştirdi. Evet. Bu akşam onun için de ayrı bir heyecandır. Neler hissediyordur? Nasıl bir Arda Turan performansı görürüz? İbrahim Öz bu defa senden başlayalım. Genel anlamda zaten bir de Eyüpspor için de bu anlamda testi. İlk maç işte değil mi? Eyüp'ün de ilk maçı. Tabii. İşte onu diyorum hocam ya. Eyüpspor için de bu anlamda. Yani bugüne kadar evet elde olumlu anlamda birçok veri var ama hani hangi seviyedeyiz? Çünkü sezonun başından beri Arda Turan hep şundan bahsediyor. Kalıcı olmak istiyoruz, daha gerçekçi hedef koymak istiyoruz ama şu ana kadar gelinen noktaya baktığımızda gayet güçlü, yukarıyı da zorlayabilecek kalitede bir oyun görüyoruz ama bu maç bu anlamda onlar için de bir yani neleri yapabiliriz? Hayır tarihinde de ilk oluyor değil mi? İşte onu öyle söylüyorum. Tabii yani. İlk, yani Eyüp tarihinde büyüklerle oynadığı ilk maç olacak. Yani. Evet. Öyle de bir özellik. Tabii. Orada iki takımın da 11'leri belli oldu. Gol hemen oldu. Stadyuma bu arada offside verdi. Kasımpaşa'da gol attı. Stadyumda Oğuzhan bize 11'leri aktarsın. Teşekkürler Ahmet Selim Kul. Beşiktaş Eyüpspor maç öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Hemen Beşiktaş'ın 11 ile başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta kalede Mert Günok, savunmanın sağında Svensson, stoperlerde Paulista, Udokai, sol bekte Masuaku. Onların önünde Musrati Getson ikilisi, sağ kanatta Raşit Sağ, 10 numarada Rafa Silva, solda João Mario ve ileri uçta da Ciro Immobile Beşiktaş'ın 11'i. Bir önceki yayında da konuşmuştuk. Semih Kılıçsoy mu, Raşit Sağ mı? Giovanni Van Bronckhorst'un tercihi Raşit Sağ'dan yana oldu bu maçta. Semih Kılıçsoy kulübede başlayacak. İlerleyen dakikalarda görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tabii uzun maratonda artık Beşiktaş'ın da kulübe zenginliğini de kullanacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu noktada Giovanni Van Bronckhorst'un tercihi bu maçta bu 11 oldu. Ama zorlu
bu periyotta kulübeden de katkı, diğer isimler de bu noktada kullanılacaktır, değerlendirilecektir. Eyüp Spor'un da hemen konuk ekip Eyüp Spor kadrosunu da hemen aktaralım. Kalede Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Mitsö, Ahmet Kutucu, Emre ve Tiam 11 ile Arda Turan'ın öğrencileri de bu maça çıkıyorlar. Artık maça çok az bir süre kaldı. Beşiktaş'ta sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Ernest Muçi bu maçın kadrosunda yer almıyor. Teknik adam tercihiyle birlikte Giovanni Van Bronckhorst, geçtiğimiz Trabzonspor maçında Can Keleş ve Endur kadroda yer almamıştı. Bu maçta da Ernest Muçi, Giovanni Van Bronckhorst tarafından bu maçın kadrosuna dahil edilmedi. Tabii Ernest Muçi'nin durumu da uzun süredir konuşuluyordu. Herhangi bir sakatlığı bulunmuyor ama bugünkü tercih bu yönde oldu. Ernest Muçi tabii sezona beklenildiği gibi başlamadı. Onu ifade edelim. Tabii Rafa Silva'nın da 10 numara bölgesine gelişi oradaki rekabeti farklı boyuta getirdi. Ernest Muçi şu ana kadar beklenilen performansı sergilemedi ama tabii durumuyla alakalı geçtiğimiz yakın dönemde yaptığımız sohbetlerde ise yönetimin ve teknik heyetin oyuncuya güveni tam ilerleyen periyotta, uzun periyotta Ernest Muçi'nin faydalanacağı yönünde bir görüş hakim, ancak bu maçın kadrosuna yer almadı. Az önce de söylediğimiz gibi maça hücum hattında merak edilen nokta vardı. Semih Kılıçsoy bu maçta yedek başlayacak. Milli arayı sakatlıkla geçirmişti. Milli takım kadrosuna çıkarılmıştı Semih Kılıçsoy ve Trabzon deplasmanında yedek başlamıştı. Giovanni Van Bronckhorst o kadro tercihini burada da devam ettirdi. Semih Kılıçsoy kulübeden gelecek. Maça artık çok kısa bir süre kaldı. Beşiktaş'ta taraftarların yoğun bir şekilde stadyuma gelişi devam ediyor. Beşiktaş'ta hedef galibiyet. Eyüp Spor'da da aynı şekilde buradan iyi bir sonuç almak. Lige iyi bir başlangıç yaptı Arda Turan'ın öğrencileri. 2 galibiyet ve 3 beraberlikle buraya geliyorlar. Keyifli bir maç, eğlenceli bir maç olmasını bekliyoruz. Arda Turan'ın da maç öncesinde Giovanni Van Bronckhorst'a yönelik, oynattığı futbola yönelik övgü dolu sözler vardı. Artık maça 1 saat kadar bir süre kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar yoğun bir şekilde gelişlerini sürdürüyorlar. Biz de yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Oğuzhan Genç, çok teşekkür ediyoruz. 11'leri sıcağı sıcağına stat önünden bize aktardı. Konuşacağız. Sürpriz var. Muçi kadroda yok. Aslında Raşit'sa tercihi bekleniyor derken Eyüp Spor'un 11'i de belli. Kısa bir aramız olacak. Aradan sonra kadroların üzerine detaylı bir şekilde odaklanacağız. Perspektif kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş İkaz Eyüp Spor maçının önünü konuşuyoruz. Az önce ilk 11'ler belli oldu. Tekrar bir yeni açan izleyicilerimiz için ben bir hatırlatayım. Sonra size kadro ile ilgili fikirlerinizi soracağım. Beşiktaş'ta kalede Mert sağ bekte, Svensson sol bekte, Masuaku stoperde, Paulista Udokai ikilisi. Hemen önlerinde Al-Nusrati, Gedson Fernandes. Hücum hattında sağ tarafta João Mário, sol tarafta Raşitsa, merkezde Rafa Silva ve forvette de Immobile ile sahaya çıkacak Beşiktaş. Aslında geçtiğimiz haftaki maçın aynı 11'i, yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Bir değişiklik yoktu. Trabzonspor'la aynı 11. Eyüp Spor'un da kadrosunu bir görelim. Eyüp Spor'da da kalede Berke Özer forma giyecek. Sağ bekte Dubois, sol bekte Caner. Stoperde Robin Claro ikilisi. Hemen önlerinde Melih Mitsö, Saiz orta sahası. Sağ önde Emre Akbaba, sol önde Ahmet Kutucu ve forvette de Tiam'la sahaya çıkacak Eyüp Spor. Yani kadro kalitesi, gerçekten iyi bir kadrosu var Eyüp Spor'un da. Şu notu da verelim. Muçi, evet, teknik kadronun, teknik direktörün tercihi sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor. Eğer ekstra bir sakatlık olmadıysa kulüpten bu yönde açıklama gelir, eğer öyle bir durumda varsa. Beklenen kadrolar. İbrahim'i tebrik edelim. Evet. Yani herkesin merak ettiği tek bir mevki vardı Raşit zaten. Raşit Samı, Semih mi oynayacak? Ya bu Beşiktaş takımı bu anlamda da çok istikrarlı gidiyor. Yani sürekli oynamak, oyuncuların sürekli bir arada oynaması bir takım için çok büyük kazanç. Sonradan ben de katılıyorum sana, yani kadro derinliğine çok böyle kafayı takan bir insan değilim ama sanki değil mi? Şöyle yani Cengiz Ünder bir derinlik değil artık yani Fenerbahçe için. Şey, isim olumsuz anlamda söylemiyorum. Ya da işte bir sürü oyuncu, ya Endembole bir derinlik değil takımlar için. Evet. Oradaki oyuncuların, yani kenarda kalan oyuncuların performanslarını arttırmak yoluna gitmek gerekiyor ki Muçi konusu arada sen söyledin aslında. Senden
Çalmış olmayayım mı? Dedin ki yani geçen Trabzon maçında girdikten sonra hani benim söylediğimi de aslında destekleyen bir şey söyledin. Oyun hocanın kontrolünden çıktı. Yani Semih girdikten sonra, Muçi girdikten sonra Masuaku zaten ikinci yarı tamamen kendi bildiklerini yapmaya başladı. Onun bir tepkisi de olmuş olabilir. Yani o hocanın bir özelliği daha var. Ben ona acayip derecede saygı duyuyorum. Yani yanlış bulabilirsin, eleştirebilirsin. İşte Immobile'nin çıkıp da Hekimoğlu'nun girmesini eleştirebilirsin. Ama o kararı alırken o kitlelerin onu çok ağır derecede eleştireceklerini bilmesine rağmen, çünkü o onun doğrusu. Ve o konuda ondan daha ihtisas sahibi bir insanın olmadığı da. Dünkü Okan Hoca'nın Yunus kararı da benim için mesela o anlamda çok kıymetlidir. Yani olumsuz bir sonuçta Okan Hoca bütün okları Yunus üzerinden kendisine almayı kabul etti ve çünkü onun doğrusu oydu. O Yunus'la daha sağlıklı bir oyun oynayabileceğini düşünüyordu. Bunlar önemli şeyler. Yine Mourinho'nun Yusuf Akçiçek tercihi. Yani bunları bizim kendi ülkemizde bu oyuncular için, bu çocuklar için kesinlikle uygulamamız gerekiyor. Yani Galatasaray'ın 4-0 öne geçtiği maçtan sonra genç bir oyuncuyu oyuna almasının herhangi bir kıymetini veya o oyuncuya herhangi bir şey katacağını da çok fazla düşünmüyorum. Ne olabilir maç anında? Şimdi Caner'in bugüne kadar sürekli eleştirdiğimiz, çünkü çok belirgin gereksiz ortaları var. Orta anlamında söylemiyorum, zaten oraya Beşiktaş'ın birinci bölgesine çok baskın bir şekilde gideceklerini de düşünmüyorum. Yani o bu sefer o uzun toplar, Caner'in yapacağı uzun toplar, ki bunları her maç hangi takımda oynarsa oynasın Caner yapıyor. Bugün Eyüpspor'a bir avantaj olarak dönebilir. Yani arkada bırakılan boşluklarda ve Eyüpspor'un o süratli oyuncularının onun atacağı uzun toplarla Beşiktaş kalesi biraz tehdit edilebilir. Ama yine tabii oyunun genel anlamda hakimi Beşiktaş olacaktır. Burada İbrahim'in yine söylediği şeye ben de katılıyorum. Eyüpspor'un bu tür maçları oynayabilecek de bir kadrosu da var. Hem tecrübe olarak hem potansiyel olarak. Şu şey gözüküyor, çok net gözüküyor. Yani çok ya devam etsin diyeceğimiz bir maç olacak gibi duruyor yani. Şunu da sana da soralım. Kadrolar iki takımda aşağı yukarı bekli. Sadece işte Orasis'le seçeneği vardı. Sen neler söylemek tabii istiyorsun? Tabii şu önemli. Kadro. Yani teknik direktörlerin bir an önce ideal kadroyu bulup o kadro üzerinde devam etmesi çok kıymetli. Geçtiğimiz sezon bunun bence Fenerbahçe adına en önemli örneği İsmail Kartal'ın çok kısa sürede ideal kadroyu bulup onun üzerine çok fazla değişime gitmemesiydi. O kadar başarının arkasında en önemli sebeplerinden birinin ki bu çok olduğunu. Eleştirilmesine rağmen. Ama özellikle Batshuayi yüzünden. Kıymetliydi bu. Şimdi Arda Turan'a da bakıyorum mesela. O da o anlamda Tayfur Bingöl, Umut Meraş da kanatlarda başladı. Ki normal olarak Beşiktaş'tan gelmiş iki oyuncuyla bu işi çözerim düşüncesiydi. Ama çok kısa sürede onlarla devam edebileceğini düşündü. Ki ben de aynı fikirdeyim. Yani bizde tabii şöyle bir sıkıntı da var Selim. Yani bir oyuncu Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan ya da Fener'de oynadıysa, süre aldıysa buradaki işi çok rahat halledir düşüncesi çok sağlıklı değil. Yani bence bundan kulüplerin de vazgeçmesi gerekiyor. Yani Tayfur Bingöl orada bazı şeyleri, temel sorunu halledemiyorsa sende de yüksek ihtimal halledemeyecek ya. Hemen oradan gelip burada bu işi çözer düşüncesi yanlış, ki canlı izledik Bodrum maçı. Özellikle bazı mevkilerde bu beklentiye olmuyor. Girmemek lazım. Yani bence girmemek Rize'nin de fayda var. Rize'nin şey transferini de eleştirmiştin. Gezal transferini. Gezal'da da aynı şekilde. Yani orada şimdi fiziksel anlamda sorun yaşamış falan filan derken neyse o şeyden çok dağılmayayım. Bu çok kıymetli. İki takım adına da çok kıymetli. İdeal kadroları koruyabilmesi. İşte biraz önce söylediğim şeye tekrar geleceğim. Yani Raşitsa'nın burada Caner'e karşı ben avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Caner'in özellikle son dönemlerde o fiziksel olarak düşüşü, işte savunma kısmında yaşayacağı sorun burada belirleyici olacak. Ama Arda Turan ne yapmış? Geride bir planlamaya gidip orada bir şekilde ideal 11'ini yakalamış ama ön tarafta hiç vazgeçmemiş. Yani sakatlık olmuyor. Recep Niyaz'ın bir sakatlığından sonra ön tarafta asla bir değişime gitmemiş. Bu oyunculara devam etmiş ki bu kıymetlidir. Aynı oyuncuların bir arada oynaması. O yüzden burada hücum organizasyonlarında Beşiktaş'ın da savunma sıkıntısını düşündüğümüzde o Beşiktaş'ı zor durumda bırakabilecek kalitede oyuncu grubu ama aynı şekilde işin savunma kısmında özellikle yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada yaşayacakları sorun sanki belirleyici olacak gibi gözüküyor. Tabii siz hocam biraz bahsettiniz ama Muçi kadroda yok. Tabii geçtiğimiz haftada Endur, başka oyuncular kadroda. Yani birileri kadro dışında kalacak ama
sanki bir mesaj da var yani. Olabilir ya. Hoca ben... ufak bir kulak hani kendine gel mesajı vermiş gibi. Ya şimdi yine hocadan devam edelim. Yani bu tür kararları Türk teknik adamları çok kolay alamıyorlar. Orada performansı değerlendiriyor ve isimler ikinci planda kalıyor. Bu çok önemli. Çünkü o kadar önemli isimler ki kaç milyon eurodan bahsediyoruz Muçi için. Tabii. Ha, işin şu tarafı da var. Hani bu tür tercihlerin kadro dışı yani kadroya girememesi de yani bizim yine paraları ne kadar hocam, boşa harcadığımızı... Hocam araya girerek bir şey söyleyeyim. Ben... Genelde şey, şöyle bir şey ama bunu söyleyeceğim dayanamadım yok, yok. Hocam. Yani. Hocam araya girelim biraz canım biraz şey olsun. Ya şu Metin 15 milyon euroluk oyuncu kim yani bunu kim belirliyor 15 milyon? Muçi evet. 20 de kim? Orada 20 mi acaba Muçi? Hani karşılığı hemen şöyle bir şey. Evet. 15 milyon. Acaba Muçi 15 milyon euroluk oyuncu mu yani? Siz buraya bunu getirirken oyuncuyu lazım, bence tabii. Tam anlamıyla doğru çok... tespit edemeden buraya getirip al sana 15 milyon euroluk oyuncu diyorsun. İbrahim sen hep böyle aralara gir. Gel devam edecektim. Hayır gerçekten böyle aralara gir. Ben hiç konuşmam. Program bitene kadar konuşmam. Çünkü bir de şöyle bir reel değer var. Yani alırken oyuncuyu çok satma şeyi yoksa normalden biraz fazlasını verirsiniz. Yani bu oyuncu illa o kadarlık oyuncu. Ama bizde çünkü hemen böyle 15 milyon euroluk oyuncu. Ya Muçi zaten hani Polonya Ligi'ni. Arsenal'de deplasmanda öne geçti. Evet. Böyle arada verelim. Çok net burası bir da... korner golü attılar. Orada da acayip evet. Bir maç oluyor. Ondan da araya şimdi girmiş. Polonya Ligi'ni işte abim bir dönem orada yaşadı. Çok fazla da hani takip ediyordum. Şimdi orada genelde işte sivrilen oyuncular hemen işte Almanya'ya ya da işte İtalya'ya, Fransa'ya buralardan hemen bir şey oluyor. Şimdi ister istemez bende direkt o düşünce ön plana çıkıyor. Yani bu seviyede bir oyuncuyu kolay kolay işte mesela bizde hemen dediler ki West Ham çok istiyordu. Ya West Ham istiyorsa alır yani abi sen. Yani burada bu oyuncuya değer katabilmen için ya organizasyonun çok güçlü olacak ya da milli takım seviyesinde ya da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu oyuncuyu piyasaya sunacaksın. Yoksa başka türlü senin liginin ya, maalesef Avrupa'da o anlamda karşılığı yok. Ben de şuna katılıyorum yani Beşiktaş yönetimi bir planlama yaptı burada. Bu planlamanın da kötü gittiğini söyleyemeyiz. Her kulüp fazla para harcıyor. Yani Beşiktaş yönetimi bu anlamda özel olarak bir noktaya koymanın anlamı yok. Fenerbahçe Galatasaray'da çok farklı evet. işler yapmıyor. Hatta Trabzonspor da bu yıl bir sürü transfer yaptı. Yani bayağı bir para harcadı. Hani özel bir noktaya koymaya gerek yok. Bir planlama yapıldı ama bu planlamada Muçi'ye rakamdan dolayı biraz fazla yük binmiş durumda. Yani söyle yani oraya getireceğim. Yani şimdi bu olunca ister istemez bizde beklenti acayip seviye. Yani Muçi gelecek ve sizin o geçen sene özellikle darmadağın olmuş yapınızı düzeltecek. Böyle bir şeyin olma şansı yok. Şimdi genç oyuncu belli ki biraz bize benzeyen bir oyuncu. Yani bizdeki genç mental oyunculara olarak. Evet yani çabuk etkilenebilen ve çünkü oyuncuyu öyle bir duruma getirdiler ki bizde mesela o anlamda iletişim de sorun. Aynı şeyi Semih'e de yaptılar. Evet. Hatırla milli takım sürecini. Şimdi bu oyunculara bu anlamda çok fazla temas ettiğinizde yani o iletişim iyidir ama eğer ayarlayamazsanız oyuncuyu da yıkarsınız. Burada belli ki böyle de sorun var. Yani sen bu takımın yıldızısın işte geleceğin bütün sorunu çözeceksin. Ama şimdi işin gerçeğinde böyle bir durum yok. Van Bronckhorst'ta kimsenin şu durumda kaprisini ya da tepkisini falan çekecek durumda. Hiçbir teknik direktör kolay kolay bunu idare etmez. Bence belli ki böyle bir sorun var bir de diye bence düşündüm. Şey olacaktır değil mi? Muçi'yi bu sallar bu karar. Yani bence orada niyet bir sallamak oyuncu. Şöyle ama ben Van Bronckhorst'un hani oyuncuyla çatışmaya girerek yok, çatışma böyle bir şeyler yaptın. Yok çatışma için demiyorum hocam. Yani hocam sallamaktır. Senin dediğin şey olabilir. Yani aynen. Bazen oyuncuya hani oyunun dışında bırakarak ciddi dersler verebilirsin. Evet. Ya bak bu yalnızlığı yaşa. Çünkü oyuncu için en kıymetli şey sahanın içinde olmaktır. Tabii. Kulübede olmaktır. Yani olayın içinde olmaktır. Şimdi tribüne çıktığında evet burada bir kafanı toparla mesajı da olabilir. Evet. Çünkü gerçekten... Ama bu hocam genelde şöyle oluyor. Yani eğer oyuncu o süreçte toparladı başka bir seviyeye gidiyor. Toparlamadı zaten darmadağın oluyor. Genelde o çok ince bir çizgi. Yani o artık oyuncunun o anki mental yapısı işte onun ailesi temas ettiği evet, insanları evet. menajerleri derken. Tabii. Hani bu çok... Ya sosyal yönü belirliyor tabii belirliyor oyuncunun. Yani olayı nasıl değerlendireceği yani belirliyor. Aslında Oğuzhan'a sorarız. Acaba uyum sorunu mu yaşıyor biraz? Fiziksel olarak bu lig kolay bir lig değil. Szymanski... Hani direkt milli takımdan arkadaşı da var ya da ülkesinden hı hı. arkadaşı da var. İstanbul'da böyle aşırı yalnız kaldığını bilmiyorum. Gerçi ilişkileri nasıl bilmiyorum ama hani Polonya bu ülkede uyum sorununda çok fazla yaşamazlar. Polonya köyü bile var, Polonez köy var. Hani evet, bu evet. şey olarak söylemiyorum bunu. Performansı muhtemelen fiziksel olarak biraz Muçi bence orada sıkıntı yaşıyor. Bu ligin fiziksel tarafı kuvvetli bir yani lig. Oyuncunun isminden daha çok hafta içindeki performansını verdiği, değerlendiriyor evet. ve ona göre bir tercih yapıyor ki bu çok kıymetli bence.
Beşiktaş-Eyüpspor maçını konuşuyoruz. Bir tane grafiğimiz var. Onu da bir görebiliriz. Şu anda da tabii kalabalık iyice arttı Tüpraş Stadyumu'nda. Kaan Ülker, sevgili kameraman arkadaşımız, görüntüleri bizlere aktarıyor. Maç saati yaklaştıkça orada kırmızı renkler, meşale renkleri de taraftar taraftar sayısı da artıyor. Biz ama bir golcü, Beşiktaş'ın gol katkısı yapan oyuncularını görelim. Immobile 7 maç 7 gol. Fernandez 7 maç 5 gol 1 asist. Rafa Silva 4 gol 3 asist yine 7 maç. Al-Musrati 7 maç 1 gol. Muçi 5 maç 1 gol. Beşiktaş'ın golcü oyuncuları, gol atan oyuncuları aslında Fernandez, Rafa Silva ve Immobile 3 oyuncu yükü ciddi anlamda çekiyor. İşte, da evet. Galatasaray çok üzerinde anlattığı evet, bir yani durum. Bu takım için sağlıksız. Dün evet. Fenerbahçe bunu yaşadı zaten. Galatasaray oraya yeni bir oyuncu Galatasaray daha. Galatasaray aslında tam dediğin gibi oldu mesela. Evet. Torreira'nın da katkısı tabii, burada. Tabii. Yani o bir takım için belki önemli. Mesela işte bu bize pencere açıyor. Nasıl açıyor? Belki Fenerbahçe'de o Serrol'le golü yapamadı. Evet, 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 evet. Evet. Doğru. Yani onu yaymadığınız zaman stoperlerinin golü yok. Evet. Yani bu Duran topta çok korner yakıldı Fenerbahçe. İşte aslında biraz Icardi'den verdiğim örnek de biraz ya şimdi Icardi'nin orada çok belirleyici olması gerçekten diğer oyuncuların aşırı efor harcamasıyla oluyordu. Yani Torreira mesela artık evet. Icardi'nin oynadığı dönemdeki kadar koşmuyor. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Barış Alper o kadar koşmuyor. Dolayısıyla skora gidebilecek eylemleri çok daha kolay yapabiliyorlar. Ve savunmada da o anlamda Galatasaray biraz daha rahatlıyor. Çünkü Osimhen'in fiziksel gücü arttıkça orada Galatasaray çok daha rahatlayacak. Yani burada Beşiktaş'ta da bu problem aslında gözüküyor. Yani oraya biraz daha oyuncu, bir stoperin tek bir golü var sanırım değil mi? Evet, o da evet. Duran toptan olmuştu. Ama Beşiktaş'ta yine o şeye pozisyona giren oyuncu sayısı çok fazla İbrahim. Aslında tamam. O durumu şeyde yaşadılar sanki değil mi hocam? Mesela bu gol yayılımının olumsuz anlamda etkisini Trabzon'da yaşadılar. Ya. Çünkü Immobile katkı sağlayamadı. Rafa Silva katkı sağlayamadı. Beşiktaş gol atamadı. Yani çözüm üretemedi. 2, 4, 6, 8, 9 farklı oyuncu gol atmış ama Musrati, Muçi, Paulista, Svensson, Mustafa Ekimoğlu, Salih Uçan birer gol. Ama hocam yine bir yaygınlık var tabii. Evet evet. Fenerbahçe gibi değil. Yani Fenerbahçe'de 3 Fred golünü çıkardığınızda tamamen Tadiç ve Dzeko evet. Ağırlıklı. Burada ve onlar biraz eksik kaldığı zaman işte dünkü skor kaçınılmaz oluyor aslında. Evet. İşte maçtan maça mesaj çıkıyor. Andan ana, ya oyuncudan tabii, oyuncuya. Ya da biraz şeyle devreye giriyor. Olabilir. Yani dışarıdan gelen oyuncunun sağladığı katkı da çok önemli. İşte Batshuayi'nin hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de yaptığı da mesela. Beşiktaş'ta tıkandığı an Immobile'nin dışında bir şey bulamıyorsunuz orada. Yani o iyi olacak, hep formda olacak ve sonuca gidecek gibi. Çünkü orada en yüksek istatistikle oynayan ve bitiricilikte en değerli oyuncu o. Ama bir tane daha ona destek. Biraz önce bahsettiğim o derinlik konusu bu. Yani biri durduğu an en azından oraya katkı sağlayacak ama antrenmanı bozmayacak yani, ya da işte dışarıdaki yapıyı bozmadan. Ya İbrahim bir de ama o tür şeyler büyük takımlarda özellikle problem de yaratıyor. Yani şimdi Immobile ayarında bir oyuncuyu kenarda tutamıyorsun. O ayarda yani. Değil tabii hocam ama ona direkt katkı i̇şte bence, sağlayabilecek bence yani. Bence ben yine şeyde duralım. Biz gitmeyelim o yani o şeye gitmeyelim. Çünkü devre arasında şimdiden bu senin söylediğin şeyleri gündeme getiriyor yorumcular. Yani mutlaka devre arasında Beşiktaş'ın buralara yani biz artık dışarıdan taşıma suyla değirmeyi döndürmeyelim. Tabii sağlıklı biz değil. Yani buradakini biz hallederiz. Araya kadar evet. Götürelim. İbrahim biz Ekimoğlu'yla hallederiz. Ya, en azından biz bundan vazgeçmeyelim. Çünkü görüyorum ya alternatif bir sağ bek alması gerekiyor. Alternatif bir stoper. Yorumcular söylüyorlar. Tabii Beşiktaş'ın bunları, tek eksiği forvet diyemeyiz. Değil yani. Yani böyle bir şey. Bunları bizim artık kendi içimizden halletmemiz gerekiyor ve halledebileceğimizi de gösteriyor çocuklar aslında bize. Ya bundan bizim vazgeçmemiz gerekiyor. Bu çaresizlik dediğimiz çaresizlikten doğan yani pozitif. Elindeki kadronun gelişim sağlaması gerekiyor öyle ki mi? O zaman hem az parayla çok iş yapmaya da başlayacağız yani. Mustafa Hekimoğlu aslında şu ana kadar da bu yükü kaldırdı yani. Gayet iyi kaldırdı. Yaptığı onu şey. Anlatmaya çalışıyorum. Öyle hani ya o hani o yaşlardaki bir çocuğun acemiliğini göremiyorsun Selim Hekimoğlu'nda. Ya bu ciddi bir olgunluktur.
Yani bu Trabzonspor da... maçını katmayalım. Orada başka bir ama hikaye orada vardı. Ama orada Masuka'yı evet. da söyleyebilirsin. Yani diyelim. Bir örnek veriyor. Yani Muçi'yi söyleyelim. O zaman Muçi'nin çok farklı bir şey yapması gerekiyordu. Evet. İşte benim de endişem şu hocam. Hani biz çünkü o kadar hemen yıkıcı oluyoruz. Anlıyorum. Yani bu çocuğu da bir anda aynı o öven göklere çıkaran taraftar aynı şekilde işte Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı benzer şeyi de yapabilir anlamında. Yani onları çok iyi anlıyorum. Biz ondan vazgeçmeyelim evet. diyorum. Onu yapacaklar. Tabii, yani tabii. artık bir şey var kardeşim. Bu dünyanın her yerinde öyle. Eğer bu tür görselliği çok yüksek olan oyunlarda özellikle futbolda bazı şeyleri o büyük kalabalıklara rağmen başarmak zorundasın. Ya da yani kurban rolünü oynayıp geri çekileceksin ve ah bana şunu şöyle yaptılar bana ya Abdullah Avcı'nın geldiği durumu unutmayalım. Evet. Yani o kalabalıklar yüzünden yapması gereken işi yapmayı bıraktı ve orayla mücadele etmeye başladı. Yani buradan sonuç alamazsın İbrahim. Bu her ligde her teknik adamın başına gelen bir şey var herhalde. Bir araya gideceğiz girelim. Hocam ama az önce yine Premier Lig'de bahsettiğimiz gibi Arsenal 10 kişi kaldı. Üstelik ligden sonra topa vurduğu için Trossard İkinci sarıdan atıldı. Çok da itiraz ettiler. Niye ettiler anlamadım ama çok İngiltere'de görmeye alışık olmadığımız bir kart şekli. Onlar da yani, bize benzemeye mi başladılar? Hocam zaten o işler oluyor yani. Tabii kötüyü görünce birileri kötüye örnek alır. Kötü kolay yayılır. Evet. Kötü kolay yayılır diyelim. Kısa bir aramız var. Aradan sonra Beşiktaş Eyüpspor maçını konuşmaya devam edeceğiz. Perspektif kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Eyüpspor maçına artık dakikalar kaldı. İlk 11'ler belli. Artık heyecanlı bir maç. Dün dediğimiz gibi düşük, kötü bir maç beklediğimiz, öyle alıştırıldığımız derbinin iyi geçmesinin ardından bu akşam da futbola doymak istiyoruz. Kadroları konuştuk. Artık son yarım saate girdik. Şunu da soralım. Derbide Galatasaray kazandı. Puan farkını Fenerbahçe ile 5'e çıkardı. Bu farkı Beşiktaş koruyabilir. Beşiktaş'ın bir de bay haftasını oynadı. Evet. Yani o anlamda dengelemeye de gidecek. Beşiktaş'ın bu akşam olası bir puan kaybı ligi nasıl etkiler? Veya Beşiktaş'ın kazanması ileride bize neler getirir? Nasıl bir lig yarışı getirir onu da soralım. Bir kere şey önemli Selim. Yani burada puan kaybı yaşadığı... Orada son maçlara da bakabiliriz birazdan. O grafiği de ekranda getiririz. Yani bay haftasını geçti ama puan farkı açılması henüz ligin başı olmasına rağmen rahatsız eder tabii ki. Yani o yüzden bir de işin o tarafı da var. Yani Beşiktaş kazanıp o puan farkını daraltmak isteyecek. Çünkü Galatasaray... Hoş sezona başlarken aslında birçok sorundan bahsediyorduk. Yani Şampiyonlar Ligi'nden evet. elendi falan Beşiktaş bu işi alır götürür derken. Yani tabii ki bazı şeyler için yani özellikle bu şampiyonluk yarışındaki takımlar için biraz erken. Yani iki tane üç tane maçta bir anda bütün dengeler değişebilir. Ama Beşiktaş'ın tabii ki o anlamda da burada puan kaybı yaşaması etkiler tabii ki onları. 2008-2009 sezonu Fenerbahçe 8'de 8 yaparak girdi Daun'la. Galatasaray Frank Rijkaard'la 6'da 6 yaparak girdi. Şampiyon Bursa Spor oldu mesela. Tabii. Yani çok erken daha. Tabii. Yani çok gerçekten daha çok erken. Şeyde de sıkıntı ama şurada. Şu da var. Şimdi Beşiktaş'ın da gelecek maçlarına bakmak istiyorum. Hocam orada işte Beşiktaş'ta sıktı şu. Geçtiğimiz sezonun olumsuz durumları, işte o süreçte acaba hani teknik direktörün çok pozitif bu davranışlarından bahsettik. Yani oyun anlamında ama bizde maalesef o kadar sabırsız bir sadece tribünden bahsetmiyoruz. İçin içeride de. Tabii. Yani bir anda orayı da darmadağın edemediler. Hayır çok uzağa gitme. Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Okan Hoca için söylediklerimizi yani unutmayalım. Ama şimdi İbrahim bak yine oraya geliyoruz. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Artık burada kulüp yöneticileri ve teknik adamlar burayla çok fazla ilgilenmeden işlerini yapmaya devam edecekler. Bu tamam olmuyor. Birçok insan bunu başaramıyor ama bunu başarabilen insanlar da var yani. Oraya bu oraya bir saygısızlık falan değildir. Yani orayı yok saymak değildir. Ama o kültürü değiştirmeye senin gücün yetmiyorsa ona direnmeyi öğrenmek zorunda. Direneceksin yani. İşte bunu yapması lazım değil mi hocam? Başka türlü başka şansımız yok ki o zaman konuşuruz hadi 150 milyon euro da devre arasında bonservis bedeli öderiz. Yani biz burayla nereye kadar gidebiliriz ki? Hocam şöyle bir gerçek de var onu da söyleyeyim ondan sonra yorumlara devam edelim. Galatasaray
sıradaki 5 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak. Ki bu maçları da hemen size sayayım Galatasaray'ı. Nasıl oluyor? Anlayamadım. Her valla şey... bay var arada. Biraz ondan dolayı 2 maç üst üste haftasına gelmiş hocam. Durumdayız. Hmm. Hocam Kasımpaşa, Alanya Spor içeride, Antalya Spor dışarıda, Beşiktaş, Samsun Spor içeride. Arada bir de bayı var. Ondan dolayı 5'te 3 oluyor ama hani... Bu tam nasıl oluyor bilmiyorum. O fikstürün matematiğini bilmiyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş da önlerindeki 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynuyor. Fenerbahçe'nin bu 3 maçı Samsun Spor, Antalya Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor. Yani evet. Bayağı zorlu bir fikstür. Evet. Beşiktaş'ın da Eyüp Spor'un ardından Kayseri Spor deplasmanı, Gaziantep deplasmanı, içeride Konya, Galatasaray deplasmanı. Yani evet tabii ki lig için erken vesaire ama şu fikstürde evet. Galatasaray bir anda kendini çok önde atabilir kağıt üzerinde. İşte ikinci yarı bu tam tersi de olabilir. Olacak yani olabilir değil. Galatasaray tabii. O zaman 5 maçın 4'ünü dışarıda oynamak tabii. zorunda evet. kalacak. Ya bilmiyorum o fikstürler nasıl belirleniyor ama sıkıntı şurada. Bunu defalarca tekrar ediyoruz. Hani Anadolu takımlarının artık çok belirleyici olmaktan çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Ve en büyük sorunumuz da bizim bu. Yani artık kendi aralarında oynadıkları maçlar şampiyonluğu ya da şeyi belirliyor. Geçen yıl yani ama burada şimdi şu ana kadar bir Göztepe bunu halledebildi değil mi? Fenerbahçe'den bir puan alarak. Evet. Yani diğerlerinde hiç zorlanmadılar bile. Yani şimdi evet. önümüzde çok da onları zorlayabilecek bir tablo maalesef yok. Evet. Ya bunu biraz yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden İlhan Palut eleştirisini çok fazla yapıyoruz. Yani sevmediğimizden, yaptıklarını görmediğimizden falan değil. Ama işte iki tane yol var önümüzde. Yani ya bu bütçelerle biz ne yapabiliriz diye geri adım atıp kurban rolünü oynayacaksın. Ya da orada bir şeyleri var etmenin derdinde olacaksın. Bu artık bizim için kaçınılmaz bir şey yani. Şeyi söyleyemiyoruz işte Beşiktaş takımı 13 altyapı takımı bir sahada antrenman yapıyor. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman sen nelerle uğraşıyorsun falan diyorlar. Ama o zaman işte bizim bir şeyleri halletmemiz söz konusu olacak ki o zaman bir Endembole transferine bakar yani. Ya da bir Muçi transferine bakar. Ve bunların birçoğu geçen sene Galatasaray'ın aldığı oyuncuların şimdi hangisi var mesela ki müthiş bir başarı olarak da anlatıldı. Değil mi? Ziyech acayip bir transferdi. Tabii. Endembole acayip bir transferdi. Zaha acayip bir transferdi. Tete acayip bir transferdi. Galatasaray gerçekten geçen sene bu oyuncular olmadan da o şampiyonluğu alabilirdi yani. Çünkü katkıları yoktu. Ya iki maçta attıkları 3 gol üzerinden falan da biz bunu şimdi, ya o kadar lüksümüz yok Selim bizim yani. Tabii ki. Yok, bu bahsettiğim 4 oyuncu bak bahsettiğim 4 oyuncu yaklaşık 30-40 milyon euro biliyor musun yani? Ya hallettin hocam işte Yunus da şurada yani oynadın evet. Hallettin yani. Normalde şimdi baktığın zaman ben şimdi Okan Hoca tabii ki orada öngörmesi, onunla devam etmesi kıymetli ama daha geriye gittiğinizde aslında oradan olumsuzluktan doğan sonuçta biz Yunus'u değerlendirdik. Yoksa Yunus sağlıklı Ziyech ya da Tete Zaha'nın olduğu bir organizasyonda maalesef düşünülmeyecek. Yani Kerem'i 20 milyon euroya yani. Gönderebilirdik biz Selim. 30 milyon euroya gönderebilirdik Kerem'i biz yani. 11 milyon euroya biraz da gitsin diyerek 12 mi bilmiyorum. Burada başka bir sıkıntıdan doğuyor. Yani bütün bu bahsettiğimiz tabii. olumlu geri dönüşler hep bir krizle evet. ortaya çıkıyor. O yüzden hani bu planlamayı aslında yapabiliriz. Yani hani bunu yapabilecek oyuncuların da olduğunu defalarca görmemize rağmen maalesef o anlamda ciddi sıkıntımız var. Eyüp Spor'da kadroları da bir yandan ekrana verelim. Sevgili yönetmenime de söyleyelim. Kadrolar da gelsin. Eyüp Spor'da tabii o bahsettiğimiz tipte oyuncular, Süper Lig'in tecrübeli oyuncularının fazla olması. Bu konuyu az önce biraz daha değindim, biraz daha üzerine gidebiliriz. Bu tip maçlarda muhakkak bir avantaj sağlar ama aynı zamanda yani genç oyuncular da var. Mütsu artık hani büyük takım görmüş bir oyuncu, işte Tiam büyük takım görmüş bir oyuncu, Emrah Baba, Caner Erkin, Berke Özer böyle bir takımla oynamak bu maçta bir fark yaratır mı? Hepsi bu Caner Beşiktaş'ta da yani hem atmosferi biliyor hem de tecrübeli oyuncular. Bu anlamda Eyüp Spor'a ne katar? Tabii ki çok ciddi anlamda avantajdır. Ama şunu söyleyebilirim. Yani kadro üzerinden değerlendirme yapacaksak yani bu kadroda mesela Eyüp Spor'un en çok sorun yaşayacağı bölgelerden biri bir de Melih olabilir diye düşünüyorum. Yani tam anlamıyla sanki Eyüp Spor'un oradaki sorununu halledebilecek yani
enerjisi yüksek bir oyuncu, birkaç pozisyonu da oynuyor. Yani bek pozisyonunu falan da oynayan oyuncu ama o merkezde sanki daha oradaki problemi çözebilecek oyuncu gücünde olmadığını düşünüyorum. Yani Eyüpspor'un orada da bir sorunu olabilir. Diğer oyuncuların tabii ki oralarda oynaması önemli ama bunu skor anlamında kendi lehinize çevirmediğinizde bu size dezavantaja da dönebilir. Yani kariyerindeki muhtemelen en önemli maçlardan birine çıkıyor bu arada Melih. Tabii tabii. Yani Melih kariyerini alt liglerden geliyor zaten. Evet. Ama yani özellikle fiziksel olarak sanki orada o işi halledemez diye düşünüyorum. Yani ama önlerinde de size ve misyon önemli olması. İki tane oyuncu var. Evet. Bir de şey de var senin biraz yani dışarıdan bu oyuna katkı sağlayabilecek oyuncular konusunda sanki iki takımda da çok fazla alternatif yok gibi gözüküyor hocam. Gerçi yani Eyüpspor'un yedeklerine bakıyorum. Dorukhan Tököz. Tam eski Dorukhan formunda sakatlıktan değil. Çıktığı evet. için onu çok Halil fazla... Akbunar var. Yani evet, Halil var burada ciddi anlamda. Jonjo Şelvi var. Yani Şelvi Rize'de tamam hani savunmanın önünde. Bence sanki hazır buradaki, olmadığı için burada. Yoksa evet. buradaki sorunu Şelvi ile yani çözebilir. Sanki devre arasında Şelvi'yi belki Melih'in yerine görebiliriz. Bir Yunan oyuncu var şimdi yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Chetzigo Vanis diye ben hocam. Sıkıntı yok hocam. Bu ben telaffuz olaylarına tabii ki biz çok dikkat etmeliyiz de yorumcular bazında biraz fazla takılmıyor. Ama Selim onu da söyleyeyim. Bu gelen oyuncuların birçoğu zor telaffuz ediyor. Zor hocam. Bu döneme de denk geldi. Yani Al Muçi'den Van Bronckhorst var, Seyni var. Hak vallahi zorlanıyoruz. Zor. Hocam sıkıntı yok ama bu olaya biz çok bak bu dil olayına biz çok takılıyoruz. İngilizce ben... konuşma olayına da çok takılıyoruz. Dünyada hiç kimse bizim kadar bu işi komplekse çevirmiyor. Bana herkes diyor ki işte İngilizcen çok iyi falan. Değil mesela. Ben şunu biliyorum. İngilizcesinin benden çok daha iyi olan insanlar benim kullandığım kadar kullanmıyorlar. Sırf bu takıntılar yüzünden. Karşı taraf biz spikerler yani işi sunanlar olarak farklı. Orada biraz daha sorumluluk farklı ama bu yorumcular konusunda bu isimleri okuma konularına çok takılıyoruz. Biraz komplekslerimizden dolayı siz de canınızı sıkmayın hocam. Çok yani. Sağ ol. Yok öyle ama. Öyle hocam şöyle, buna çok takılıyoruz. Gerçekten şeyi teşekkür ederim. Özür dilerim. Buyur. Tayfur var. Tayfur Bingöl. Umut Meraş var. Eyüpspor'un kulübesinde. Beşiktaş'ta da sonra sözü size vereceğim hocam. Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Onana Endur, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu. Açıklamada geldi. Evet hocam. Sözü aynen siz alıştınız artık hocam. Yok direkt, ben arkada gördüm o yüzden. İstediğimiz orada, evet. iyi oynamayı sürdürmek. Rakibimiz iyi başladı. Onlara saygı duyuyoruz. Takımın felsefesini biliyoruz. Arda Hoca'nın da harika bir kariyeri var. Taktiksel bilgisini oynattığı oyundan görüyoruz. Enteresan bir maç olacak şeklinde bir açıklama yani. Yapmış Van Bronckhorst. Şey geldi aklıma biz alternatif oyunculara bakarken bizde Türkiye'de mesela şu da çok ciddi bir problem. Yani bir maçın sağlıklı devam ettiği bir maçta bir takımın %50'sinin değiştiğini düşünebiliyor musun sen yani? 5 oyuncu tabii. değişikliği yaklaşık takımın yaklaşık değil yani kaleciyi saymazsanız. Yarısı değişiyor. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. 10 oyuncu değiştirme hakkı olsa onlar da değişecek. Yani evet. sağlıklı ya bir iş yapılıyor. Bu tartışıldı bu arada hocam. Öyle beş. Mi? Tabii yani. Hayır, eski düzene geri ben dönüşüm. Şey için söylüyorum. Yani o takımın kötü antrene olduğunu da gösterir. Yani bir oyun oynanırken eğer sen takımın %50'sini değiştirmek zorunda kalıyorsan aslında o değişikliği yapan antrenörün, teknik adamın da tartışılması gerekir. Olmaz böyle bir şey. Yani Guardiola'nın ben 5 tane oyuncuyu değiştirdiğini çok az görüyorum ki kenarda oturan oyuncular bazen da... Bazen hiç değiştirmiyor. Ya değiştirmiyor çünkü ama bu çok... Şöyle değiştirebilirsin. Hani yoğun bir trafik var. O oyuncu orada zaten dinlen. İşini de yapıyor. O anlamda onu biraz dinlendirirsin. Onu anlayabilirim. Ama bizde iş öyle olmuyor. Gerçekten eksik oynadıkları için... Teknik adamlar onu değiştirmek zorunda kalıyor ve büyük bir kitle de şöyle bir şey söylüyor. Bazen onlar tabii olumlu yansıyor. Sen bir oyuncu değiştiriyorsun, giren oyuncu problemi hallediyor. Ya orada da diyorlar ki ya ne kadar iyi bir değişiklik yaptı. Aslında o sorun teknik adamdan kaynaklanan bir şey. Evet. Bir takımın yarısı bir maç içinde değişmez Selim. Öyle bir şey olmaz. Benim dediğim şekilde değişebilir. Yani 3 gün sonra bir maçım var. O gün gerçekten o oyuncu iyi oynuyordur. Onu değiştirebilirsin. Ama bizde iş öyle olmuyor. Zaten 25. 30. dakikada seyirci de başlıyor. Ya İbrahim peki. hadi İbrahim'i çıkaralım. Evet. Metin'i koyalım. Selim'i çıkaralım. Ahmet'i koyalım. Bu çok sağlıksız bir şey. Bu da bizim takımların aslında iyi antrene edilmediğini gösteriyor. Genel anlamda baktığında. Yani dün Fenerbahçe takımının
tamamını değiştirebilirdin yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet. Olmaz ya. Evet. Buna dün vasatı aşan yoktu yani. Ya olmaz böyle bir şey yani. Gerçekten olmaz ya. O zaman şu soruyu sorması lazım insanların. Yani bu oyuncuyu çıkar, onu sok yerine, ya bu siz ne antrenmanı yapıyorsunuz sorusunu sormamız gerekiyor bizim. Hocam bizim bilinçlenmemiz, futbolu daha iyi öğrenmemiz çok çok önemli ama o noktada. Bizde hala vur sesi çıkıyor. Yapmayın ya. Yani vur diye. Yani bu kadar. Bize hep yaparlardı. Biz ona iyi vurur derlerdi. Top i̇yi bizim vurur. Ayağımızdayken ben kaleye zor götürüyordum topu ama. Hayır. Böyle şey oluyor. Öyle deme şimdi bak. Hayır. Topu sürerken biri sana iyi vurur dedi. Ulan diyorsun. Vururum herhalde diyorsun. Ben neymiş? Ben bir vuruyorum top kaleye gitmiyor biliyor musun? Ve arkasından da gülüyor o iyi vurur diyen. Bir de evet ya, kızıyor. Gülüyor ya ama şimdi. Bunlar bizim ağlanacak hallerimiz biliyor musun? Yani evet. 100 orta diyorum. Bak Fenerbahçe'nin geçen sene o maçları da çıkarabilirim sana. 3 maç üst üste 100 orta ve 96 şut 0 gol. Ya ziyan etmeyin bu hayatı yani. Hocam en bu büyük oyunu sıkıntı, ziyan etmeyin. Maalesef en büyük sıkıntı tabii şimdi izliyorsunuz. Programları izliyoruz. Teknik direktör yorumlarının büyük bir çoğunluğu şunun üzerinden. Şut, orta. Yani bunu olumlu istatistik olarak anlatan teknik şu kadar şut attık yani. Biz şimdi maçta diyor. 26 tane hani şut attık. Çözemiyoruz diyoruz bunun ya. Bunun iyi bir şey olduğunu anlatıyor. Yani çözemiyoruz problemi çünkü oyunun büyük bir çoğunluğunu o bahsettiğimiz insanlar idare ediyorlar. Yani bugün tabii buradalar, yarın o takımları tabii idare ediyorlar. Sen o takımdan sağlıklı bir organizasyon Selim, bekliyorsun. Selim karşı çıktığımız nokta bunlar. Gerçekten hocam, bunlar. Hocam biz yani. Dil diyoruz da şimdi işin şakası bir yana. Tabii ki bu işi hakkıyla yapan, trendi takip tabii eden, ki futboldaki gelişmeyi gören çok kişi varken bazıları yani teknik direktörler olmayan, sıradan gençler kadar bilgiye sahip olmayan çok fazla teknik adam, tecrübeli çünkü büyük kişi var yani. Bizde şu var. Eğer geçmişte iyi futbolcuysan lazım. Sen bu işi herkesten iyi biliyorsun. Bilgi yani. Ama o da çok sağlıklı olmadığını defalarca gördük. Çok önemli bir kelime Selim. Bu sadece futbol için değil. Liyakat. Konu kapandı aynen ya. Liyakat. Evet. Çok fazla bir şey talep etmiyoruz ki. Liyakat. Hani orada... Hocam bir de şunu artık çözülmesi lazım. Şimdi Beşiktaş maçı da başlayacak. Bir sürü şey konuştuk. Ya futbolda tek bir doğru yok. Hiçbir alanda yani. Genel geçer doğruların hepsi büyük bir safsata aslında. Kesin. Bugün şimdi bir sürü maçla ilgili dün de çok güzel analiz. Tabii yani. Bir şey söyledik. Hep yani konuştuk seksiz mi geçer çok farklı bir derdi oldu. Bugün de konuştuk bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Biraz maçın hikayesini sorayım size, artık yavaş yavaş da son bölüme doğru geliyoruz. Nasıl bir maç hikayesi bekliyorsunuz? Nasıl bir akış olur? Anormal olaylar dışında tabii olabilecek. Yani çok net Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçecek maç. Bunu Arda Hoca da zaten bir şekilde kabul etmiş ve planlamıştır. Ama oraya ne kadar reaksiyon göstereceğine de kendisi karar verecek. Yani burada sadece Beşiktaş'ın yapmaya çalıştıkları değil, Eyüp takımının ona ne şekilde karşılık vereceği oyunu biraz belirleyecek. Ama şeyi yapmayacağını düşünüyorum. Yani Rize'nin Galatasaray'a yapmaya çalıştığını ya da Antep'in yine Galatasaray'a yapmaya çalıştığını yapmayacak diye düşünüyorum. Bunların da yani bir şeyden ders almak için aslında illaki kendi başınıza gelmesine gerek yok. Evet. Yani şimdi Arda Hoca mutlaka Rize ve Antep maçlarını da değerlendirmiştir. Ya olmuyor yani. Bu şekilde olmuyor. Yani ya 5 değil de 6 tane yiyebilirsin atıyorum. Hani o şekilde oynayıp da 5 yiyeceğin yerde oynamayı düşünüp oyuncuyu oyuna teşvik etmenin teknik direktör tarafından sağlanması gerekiyor ama hep şimdi İbrahim aynı şeyleri söylüyor. İlk 10 dakika gol. Ya bir de maçın 10 dakikası 20. Ya hep bu bak bu aslında hayata bakışımızla ilgili bir şey. Ya 15 dakikada gol yemiyorsun da 80'de 3-0 bitiyor maç. Yani evet, oyunun tamamını, hayatın tamamını baz alarak onu yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ki oyun bize kim olduğumuzu da anlatıyor aslında yani. Hayatı da nasıl yaşadığımızı anlatıyor. Kesinlikle. Tekrar ediyorum, biz oyunu ziyan ediyoruz. Teknik adamlar olarak da ziyan ediyoruz. Seyirci olarak da ziyan ediyoruz. Çünkü 1-0 öne geçen bir takımın seyircisine o ara hakem düdüğü çalıp da dese ki ya daha 25 dakika var ama ben 1-0 bu maçı bitiriyorum dese herkes güle oynaya evine gider. O 25 dakikada neyi kaybettiğimizin farkında değiliz. Evet. Gerçekten farkında değiliz. Yo, yani. Ya oyuna saygı, rakibe saygı ve kendine, arkadaşına saygı ve
elinde ne varsa onu sahaya dökmek gibi bir derdimiz olduğunda saygı, o zaman kayıplar da o kadar yıkıcı olmuyor aslında, biliyor musun yani? Çünkü biliyorum mağlup olan takımları seyircinin tribüne çağırdığını da biliyoruz. Çünkü görüyor ki orada her şeyini vermiş, oyuncu vermiş, teknik adam vermiş ama olmamış skor. Çağırıyor ve destekliyor. Hani şimdi hep seyirci eleştirisi yapan bir teknik adamım ya ben. Hayır, bunu da seyirci yapıyor yani. Ama onu orada görmek istiyor. Bunun için de çok iyi antrene edilmemiz gerekiyor. Bence asıl problemimiz orada. Oynamayı bilmediklerinden değil. Yani şöyle bir, bugün mesela ben telefonun şarjı bitmiş. O aklıma geldi. Taktım şarj aletini. Şey gelmiyor, enerji gelmiyor. Ya dedim telefonda bir problem var. Telefon, çünkü bizim telefonlarımız problem olabilir ama ben sana söyleyeyim. En iyi telefon. Şarj aletine baktım. Şarj aleti çok sağlıklı. Ama krize takmamışım şarj aleti. Hocam gerçekten. Evet yani şimdi enerjin yok. Senin telefonun istediği kadar kaliteli olsun. Şarj aletin istediği kadar. Ya enerji yok ya. Şimdi Fenerbahçe'nin durumu farklı gerçek, değil ki. Gerçek, ben orayı kaçırdım. Hayır, Fenerbahçe'nin... Örnektir bu değil mi? Tabii canım. Hayır, tabii. Bugün böyle bir şey oldu sandım bir an. Kafam oraya gitti hocam. Özür dilerim. Geçen günde ben bir hamsi örneği verdim. Şey Sine dedi ki hamsiyi mi anlatıyorsun hocam ya. Dedi. Yok dedim Sine. Şey hamsi, Trabzon'un hamsisi yani. Küstürmeyelim hamsiyi dedim ya. Yani sushi ile sushi mi o yemeğin adı? Evet. Sushi ile doyamayız biz kardeşim. Evet. Hamsi bizi doyurur. Doyurur hocam. Gerçekten doyurur. Bırak sadece Trabzon'u değil, İstanbul'u da doyurur. Mısır unuyla şöyle ama güzel yapılmış. Ama bak, sushi ile ben doyacağım dediğin anda paran da gider, sağlığın da gider. Küstürürsün hamsi. Öyle öyle hocam, gidip şimdi balıkçıdan bir kilo hamsi almak nerede? Küstürürsün bir bak. Bir tane sushi siparişi vermek nerede? Hamsi sana küserse işin zor. Aynen, erişteyi aynen. Unutmayacağız. Bak erişte bize yeter. Yeter. Spagettiyle hiç bizim ihtiyacımız yok vallahi. Gayet yeterli. Makarna da güzeldir ama erişte de güzeldir hocam. Yani o zaman tamam, lahmacunla pizza diyeyim o zaman yani. Lahmacuncuyuz hocam. Yeter bize. Lahmacuncuyuz her türlü. Orada hiç tartışma yok. Senden de maçın hikayesi, nasıl bir hikaye bekliyorsun onu dinleyelim. Şöyle yani, tabii ki belirleyici olan Eyüp'ün göstereceği direnç. Arda Hoca'nın bugüne kadar oyuna ve oyuncunun gelişimine ya da taktik anlamında analizleri, bunun üzerinden oyunu açıklaması bence çok değerliydi. Onun adına da çok önemli bir test olacağını düşünüyorum. Özellikle Antep'in, Rize'nin burada Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı da diğer takımlara karşı oynadığı oyunların ne kadar yanlış olduğu üzerine de bence kesin analiz yapmışlardır. Burada oynamak zorundasınız. Yani tek başına işini savunarak bu işi çözemezsiniz. Buralarda eğer direnç göstermek istiyorsunuz, oyuna ortak olmak istiyorsunuz, bunu oynamak zorundasınız ki kadroya baktığımızda bunu yapabilecek kalitede oyunculara da sahip. Beşiktaş'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Çok fazla bu konuda başarılı evet. değilim ama. O, bu aralar başarılı değilsin diyelim. Tespitlerde çok yanılıyorum. Yani Beşiktaş'ın kazanacağı ama seyir zevki açısından ve yüksek skorlu bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Siz daha başarılısınız bu arada. Ben 5-0. 5-0 ama şeyi bildi. Gaziantep 5-0. O maç 5-0 bitti. Ağzınıza sağlık sevgili Metin Yıldız hocam, sevgili İbrahim Yavuz. Yine keyifli, akışkan, akışı iyi olan bir program yaşadık. Beşiktaş Eyüp Spor maçını, birazcık derbiyi ve sağda solda oynanan canlı maçları konuştuk. Perspektifle yine maç önüne bir pencere açtık diyelim. Maç sonunda, maç esnasında ET90'da Levent Yavuz ve konu Emre Eren karşınızda olacak. Hemen ardından maç biter bitmez Mustafa Denizli ve Mehmet Ayan'la yine yorumları, detayları aktaracağız sizlere ve sonra da çevre kontrolünde bir kez daha buluşacağımızı ifade edelim. HT Spor'u takip etmeyi sürdürün diyelim ve hoşçakalın.